İyi akşamlar. Bir cumartesi akşamında yine eski defterlerde sizlerle birlikteyiz. Yeniden seçimlere gidiyoruz. Önümüzdeki bir ay içinde seçim propagandası, meydanlar, mitingler kızışıyor, hareketleniyor, karşılıklı iddialar ortalıkta. Biz de bu akşamki programımızı günün önem ve anlamına uygun bir şekilde 14 Mayıs 1950 seçimleri üzerinde yoğunlaştıracağız. Genel olarak Türkiye'de seçimler, seçim sistemleri, tartışmalar, bu gibi konular üzerinden bir cumartesi akşamı eski defterlerde üçümüz birlikte, sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Her zaman olduğu gibi Mehmet Alkan İstanbul Üniversitesi'nden, Hakan Erdem Sabancı Üniversitesi'nden ve yine Sabancı Üniversitesi'nden bendeniz Cemil Koçak. Bu gibi konular üzerinde eski defterleri karıştırmaya devam edeceğiz. Mehmet, Makedonya'dan yeni geldin ayağının tozuyla. Madem ki eski seçimlerden başlayacağız, o halde neden ikinci meşrutiyet döneminden başlamıyoruz? Hazır Makedonya'dan gelmişken. Makedonya'da bir toplantı vardı. Bu yıllık birinci Balkan ülkede, Balkan konferansı. Bu bizim İstanbul Üniversitesi'nin düzenlediği bir konferans. Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Skopje'de düzenlendi. Çok galiba 15'e yakın ülkeden de tebliğci geldi. Bayağı katılım. Bizim rektörümüz özellikle bir önem veriyor Balkanlara. Onun da bir parçası olarak. Bu. Şimdi tabii Makedonya'da ben bulunmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Çünkü hürriyetin ve meşrutiyetin doğduğu topraklar adeta. Evet. Neden böyle ifade ediyoruz? Çünkü 23 Temmuz 1908 Türkiye'de, Türk demokrasi tarihinde, Balkanların demokrasi tarihinde çok önemli bir dönüm noktası. Sen de belirttin. İkinci meşrutiyetin başlangıcı diyoruz. Peki. Siz orada toplanınca biz burada endişe yaşıyoruz ama İstanbul'da yani. Üçüncü meşrutiyeti mi ilan edeceğiz diye düşündünüz. O şimdi özel bir yer tabii. Üsküp, Enver Bey'in ruhu oralarda dolaşıyor olmalı. Sırf Enver Bey'in değil, Resneli Niyazi'nin, işte Orbili tabii o kadar çok isim var ki o dönemde tabii hürriyeti, meşrutiyeti, demokrasiyi arzulayan. Şimdi Üsküp iki bakımdan çok önemli. Bir tanesi hakikaten Makedonya'nın çok önemli şehirlerinden biri. Eski Makedonya'nın. Tabii şimdi iki tane Makedonya var. Bir Osmanlı döneminin Makedonya'sı ki çok büyük bir Makedonya. Manastır, Selanik, işte Kosova'yı kapsayan. Bir de şimdinin daha dar Makedonya'sı var. Bu Makedonya'nın en önemli özelliklerinden biri hakikaten etnik ve dini açıdan çok fazla grubun yaşaması. Salata diyorlar zaten. Evet, Balkan salatası denen ifade, haklısın, öyle bir Batı literatürüne de geçmiş bir ifade var. Çünkü hakikaten birden çok fazla etnik grup ve dini grup var. Ve bu etnik ve dini grubun bir arada yaşamasının bir sloganı var o zaman. İttihadı anasır deniyor. İttihat birlik demek. Anasır unsurun çoğulu, unsurlar. Yani unsurların birliği. Biz şimdi bir arada yaşamak, birlikte yaşamak diye bir deyim kullanıyoruz. O zaten Osmanlı icadı bir bakıma bizim coğrafyamız için. Bu kadar çok etnik ve dini grubun bir arada yaşaması nasıl olanaklı olur? İttihadı anasır nasıl sağlanır? İlk cevaplardan birini Makedonya veriyor, Osmanlı Balkanları veriyor. İzin verirsem tam bunun şimdi, resmini de gösterelim ben şimdi izleyicilerimize. Onu da görünce heyecanlandım. İttihadı anasır, sen bir yandan anlatmaya devam et, bir çok, yandan da bu şimdi, temsili resmi de evet, bize nakledersen seviniriz. Şimdi, Namık Kemal'i görüyorum evet, ben orada. Yani bu ikinci meşrutiyetin ilanı ama bakın orada bir kadın var, meşrutiyete bir genç kız var, meşrutiyete simge diyor. O meşrutiyeti hani bizde kurtuluş bayramlarında böyle arabalarda gezdirilen ya da kurtarılan kızlarımız gibi, beyaz giymiş kızlarımız gibi o resimde. O resimde ayrıca zincirinden kurtuluyor, yani istibdattan kurtuluyor. Yanında dediğin gibi Namık Kemal var, Mithat Paşa olacak. Birkaç tane daha birinci meşrutiyetin isimlerinden, onların ruhları geçen gelmiş. Geçen cumartesi bol bol bahsetmiştik onlardan. Evet, onları zikretmiştik. Ve çok güzel bir kartpostal veya bir çizim bu. Hakikaten o ikinci meşrutiyetin ruhunu veren bir çizim. Bu adalet, eşitlik. Evet, şimdi dört tane slogan var. Aslında Fransız devriminin üç sloganı var. Biz bir tane ilave ediyoruz. Adaleti. Ona. Adaleti ilave ediyoruz. Ne yoksa ediyoruz. Ondan koyuyoruz. Evet. Yani. Aynen. Tam Hakan söylediğin gibi. Hatırlayalım nelerdi bunlar. Bir tanesi hürriyet. Bu sloganlardan bir tanesi. Özgürlük demek biliyoruz. Liberte.
İkincisi müsavat, eşitlik demek, egalite. Diğeri uhuvvet, kardeşlik, fraternite, justice yani adalet. Zaten adalet hala kur. Bu dört tane slogan. Niye bu dört tane slogan? Bir arada yaşamanın da adeta bunlar koşulları, gerekleri. Hürriyet ilan edildikten sonra kısa bir süre sonra seçim gündeme gelecek evet. tabii ki. Evet. Yani meclisin yeniden açılması, dolayısıyla parlamentoya milletvekillerinin seçilmesi. Bu nasıl oldu? Cemil, şimdi orada hatırlayalım, geçen hafta da biraz konuştuk. İttihat Terakki'nin temelde iki tane isteği vardı. Bir tanesi anayasanın yeniden yürürlüğe girmesi. Girdi. Diğeri parlamentonun açılması. 23 Temmuz 1908 zaten anayasanın ilanı önce Üsküp'te, Selanik'te oldu. Ondan sonra İstanbul'da oldu. Öyle bir gecikmeydi. Girdikten sonra parlamento açılacak. Tabii orada aslında bir komiklik var. Seçime gideceğiz diyorlar. Ortada seçim kanunu yok. Çünkü ilk iki meclis muvakkat talimatnamelere göre yapılmış. Geçici seçim kanunu yapmışlar. Ama meclis o sırada bir seçim kanunu yapmıştı. Hatırlayalım, geçen hafta söz etmiştik ondan. Fakat o geçen hafta Hakan üzerinde çok durdu onun. O kan, yani parlamentoda kabul edilen bu kanunun meclisi umumi de, senato ve ayan ve meclis mebusunda kanun olabilmesi için padişahın onayı gerekiyor. Evet. Bakıyorlar ki 23 Temmuz 1908'den sonra ortada bir seçim yasası var. Zaten o da bulmakta güçlük çekiyorlar, buluyorlar. Sait Paşa hatıratında çok güzel anlatır bu hikayeyi. Buluyorlar seçim kanunu, bakıyorlar ki yürürlüğe konacak gibi değil, onayı yok bunun. İşte alelacele bir onay alınıyor geçmişe dönük. O sayede işte bu birinci meşrutiyette yapılan... İstim biraz arkadan geliyor. Arkadan geliyor. İlk seçim kanunu ilk kez ikinci meşrutiyette kullanılıyor. Ve işte Eylül ayından itibaren de seçimler başlıyor. Yine geçen hafta söz etmiştik, izleyicilerimiz hatırlarlar. Seçimler iki ay kadar uzun bir zaman alıyor. Bu süreçte birinci seçmenler, ikinci seçmenleri, yani müntehibi evveller, müntehibi sahneleri ve müntehibi sahnelerde mebusları seçiyorlar. Sen anlatırken izin verirsen lütfen. Birkaç fotoğraf tamam. daha buradan göstermek tamam. istiyoruz. 1908 sonrasında. Tam o sırada çekilen o seçimlerle alakalı fotoğraflar. Hatta onlardan bir tanesi hatırlıyorum ben. Trabzonlu mebusların İstanbul'a gelişinin karşılanması. Onlar böyle büyük bir törenle karşılanıyor. İlginçtir. Trabzonlu mebuslar İstanbul'a, parlamentoya geldiklerinde daha İstanbul seçim yapmamış durumda. Yani birbirinden farklı zamanlarda cereyan ediyor. Tabii 1908 seçimlerinin önemli bir yanı daha var. Çok önemli bir yanı belki de. Türkiye tarihinin ilk çok partili seçimleri. Kim giriyordu İttihat Terakki'den başka? Ahrar? Ahrar fırkası. Ahrar giriyor değil mi? Ahrar, Hür'ün çoğulu, Hürriyetler evet. Diyebileceğimiz bir isim. Yani bir yanda İttihat ve Terakki Cemiyeti ve onun adayları, bir yanda Ahrar fırkası ve onun adayları. Hatta bazı isimler iki Peki, listede de görülüyor. Peki bu seçimler böyle dürüst bir seçim miydi 1908'de? Öyle bir şeyimiz var mı, şüphemiz? Daha sonra kötü olduğunu biliyoruz da sopalıları biliyoruz. 1908'dekini, şimdi 1908'deki seçimlerle ilgili yakınmalar seçimlerin dürüstlüğüyle ilgili olmaktan çok etnik grupların temsil oranıyla ilgili. Şimdi buradaki esas problem, yani kimsenin seçimler konusunda, seçimlerin üzerinde bir baskı olduğu, hile olduğu konusunda bir İtiraz tartışma yok. Asıl büyük tartışma Osmanlı Devleti'nde yaşayan etnik ya da dini grupların parlamentodaki kontenjanlarının ne olacağı. Dolayısıyla doğru dürüst bir nüfus sayımı tam olarak yapılamamış olduğu için ya da olan rakamlar üzerinde itirazlar olduğu için herkes kendi nüfusunu olduğundan birazcık daha büyük göstererek, geniş göstererek parlamentoda daha geniş bir alan yaratmaya çalışıyor. Hatırlayalım, seçimler, bu çok partili seçimler gerçekleşiyor. Mesela Rumların bir kısmı işte gösteri yürüyüşü yaptılar ki seçilen Rum milletvekillerinin sayısı bizi temsil etme oranından düşük diye. Aynı şekilde Bulgarlar yakındılar, aynı şekilde Ermeniler yakındılar ki ben şunu hatırlıyorum. Mesela o dönemde Taşnak Sutyun ve Hınçak gibi iki Ermeni partisiyle İttihat Terakki mesela Ermeni mebuslarının sayıları konusunda bir takım müzakerelerde bulunuyor. Tatmin edemediği anlaşılıyor ama yani öngörülen rakamları. Tek bir parti mi giriyor? İttihat ve Terakki Cemiyeti olarak mı giriliyor bu seçime? Onun dışında rakip bir parti var mı? Var. İttihat Terakki Cemiyeti, Ahrar demiştik biraz evvel. Bu iki partili başlayan, iki partiyle başlayan ilk ikinci meşruiyetin parlamentosunda bir
takım aksamalar yaşanacak bir müddet sonra ki ilk tökezleme, onu bir başka programda tartışacağız zaten. 31 Mart olayı. Evet. Ama oradan itibaren çok daha ilginç partilerin kurulduğunu biliyoruz ki Hakan da galiba o konuda aslında bu ikinci meşrutiyetin siyasi partilerine geldiği zaman sıra izleyicilerimizin çoğu İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni muhakkak hatırlayacaklardır. Bir de tabii onun asıl büyük rakip siyasi partisi bir süre sonra İttihatçıların bütün muhaliflerinin birleştikleri Hürriyet ve İtilaf Fırkası. Evet, 1911 yılından itibaren. Bu iki parti ikinci meşrutiyet döneminin parti çekişmelerinin ve parti çatışmalarının ana ekseni haline gelecek. Simgesi haline gelecek. 1912'de bir daha seçim yapıldığı zaman bu defa İttihatçılar, biraz önce Hakan'ın sorduğu soruya cevap vermek gerekirse, buna literatürde sopalı seçim deniliyor. Evet, çünkü 1911'de şey kazanmış, Hürriyet İtilafı'nın adamı kazanmış. Evet, karşı parti kazanınca seçimi riske atmak imkanı... Üstelik şeyi de hatırlayalım. Hürriyet ve İtilaf Fırkası kurulalı yaklaşık 20 gün olmuş. Hmm. Seçimlere gidilmiş ve bir oy farklı tek Hürriyet oyla. Ama o müntehibi sani oyu. Mendik Paşa'ydı galiba. Evet. Evet. Yani tek vatandaş oyu değil, bir ikinci seçmen oyu. O. Ama orada anlaşılıyor ki İttihat Terakki olan muhalefet sanıldığından çok daha çok fazla geniş, artmış. Çok. Çünkü zaten diğer partiler hep şöyle bir bakılırsa, yani o Ahhar'dı, Mutedil, Hürriyet, Perveran Partisi'ydi. Hakan, bu akşam konuşacağımız bu Demokrat Parti'nin bir atası, büyük babası var mı bu dönemde? Yani ismi Demokrat Parti olan bir parti var. Osmanlı Demokrat Fırkası Cemiyeti diye kuruluyor. Bir başka adı da şey diye geçiyor. Fırkayı İbat. Yani İbat. Abdın çoğulu, kullar. Kulların partisi, yani halk partisi gibi. Orada İbat tabii ki halk partisidir. Yani bir Osmanlı Demokrat Fırkası var. Ben de bir iki bir şey onun üzerinde söylemek istiyorum. Ama daha sonradan sizin Demokrat Parti ile bir bağlantı var mı? Sizin Demokrat Parti ile bizim Demokrat Parti arasında bir köprü kurabilecek miyiz bu akşam? Çalışacağız. Şimdi şöyle, Osmanlı Demokrat Fırkası aslında 1909 yılında da bu coğrafyada bir demokrasi olabilirdi, bir Demokrat Parti olabilirdi. Bir olmayış öyküsü, yani bir başarısızlık öyküsü. Biraz saf, biraz naif, biraz çünkü Kur'anlar taçların çok şey yapmayacağı, kale almayacağı insanlar. Fakat iki kişi var ki onları kale almak durumundalar. Çünkü bir tanesi İbrahim Temo, Doktor İbrahim Temo. Kale almak durumundalar. Şimdi bazı izleyicilerimiz, o hemen tanıdık gelecek İbrahim Temo, ama istersen sen birazcık kim olduğundan bahset. Bahsedeyim. İbrahim Temo'yu İttihat Terakki ciddiye almak zorunda. Çünkü İttihat Terakki Cemiyeti'nin kurucularından birisi. Bir numaralı kurucu. Bir numaralı bir böyle kurucusu. Bir. Şimdi dolayısıyla çok ilginç bir durum var orada. Yani Şubat 1909'da Osmanlı Demokrat Partisi kuruluyor. Kuruculardan bir tanesi İbrahim Temo. Öbürü de Abdullah Cevdet. Şimdi Abdullah Cevdet de İttihat Terakki'nin çok önemli tıbbiyedeki kurucularından bir tanesi. Şimdi ne oluyor da partilerini bırakıyorlar da bir muhalefet partisini kurmaya başlıyorlar. Bir muhalefet partisini kurmaya gidiyorlar. Demokrasi diyen. Demokrasi diyorlar. Tüzükleri var. Bir iki faaliyetleri var. Fakat üzerlerinde de bir muvazaa gölgesi var. Ki o da Demokrat Parti sizin muvazaadan bizim muvazaaya gideceğiz. Bir bağlantı olabilir. Yani şöyle İbrahim Temo diyor ki... Arnavut İbrahim Temo. Efendim diyor, güya değilmiş başka şeylere göre, ama evet tabii. Ama arşivi Tiran'daki, Milli Kütüphane'de, Tiran'daki Arnavutluk'ta. Şimdi ama Romanya'da yaşıyor az çoğunlukla, Mecidiye kentinde. Evet. Şimdi İbrahim Temo ile Abdullah Cevdet Osmanlı Demokrat Fırkası'nı kuruyorlar. Başkaları da var. Tabii seçime falan katılamıyorlar. İçeride de sadece bir tane mebus var.
Yani partiler seçimde kazanmasalar bile parlamentoda birden destek veren adamlar türüyor. O her devirde oluyor galiba. Yani çok ilginç. Mesela Ahrar Partisi'nin seçimden kazandığı hiç kimse yok bir kişi var. Evet. 50 tane 60 tane destekleyicisi var. Bu demokratların da bir miktar destekleyicisi var. İktidara kısanlar muhalefet partisini destekliyorlar. Genellikle de şöyle bir ayrışma var gibi. Daha ziyade azınlıklara ait olanlar İttihat Terakki'nin karşısına geçiyorlar. İttihat Terakki'nin politikalarına karşı o zaman başka bir politikanın merkezi oluyorlar. Politikanın merkezi oluyor. Bütün bu partilerde ortak bir nokta muhalif partilerde hep Osmanlıcılıktan tutturuyorlar ve demokrasiden bahsediyorlar, insan haklarından bahsediyorlar. Bu bir söylem olarak ta o yıllarda da var. Yani okursak aynen işte ifade hakkı, basın hakkı, toplanma hakkı falan bunların hepsini göreceğiz. Bunlar hep 1908 sonrasının siyasi sürecinde gelişmiş oluşumlu olan kavramlar, evet, kavramlar ve gündeme gelmiş olan kavramlar. Ve bir de tabii ki gayri merkezi bir idare tarzından bahsediyorlar. Ademi merkezi. Ademi merkeziyetten bahsediliyor. Evet. Şimdi orada İbrahim Temo'ya geri dönersem ben biraz şey buluyorum, ilginç buluyorum. Halk diyor İttihat Terakki'den nefret etmeye başlamıştı. Bir sevgisizlik vardı. Biz diyor İttihat Terakki'yi diyor desteklemek için diyor, güçlendirmek için diyor kurulduk. Demokrat Parti. Bir tuhaf bir laf ve Hüseyin Cahit Yalçın filan yani İttihat Terakki'nin basındaki savunucularından Tanin Gazetesi, Tanin Gazetesi'nde sahibi başyazarı şey diyor ne güzel hoş geldiniz Demokrat Parti'ye aferin bravo filan ilk başta İttihat Terakki olumlu bakıyor Demokrat Parti'nin kuruluşuna. Bir şey yok orada, bir düşmanlık yok. Hakan, kaç yılında, tam kaç tarihinde kurulmuştu? Şubat 1909. 9. Şeyden, 31 Mart vakasından birazcık önce. Ve doğru dürüst de kendilerini... Kritik bir dönem. Evet, çok kritik bir dönemde kuruluyor bu parti. Hatta 31 Mart'ta bir takım kendilerine bağlı asker, özellikle donanmadaki arkadaşları vasıtasıyla bir takım torpido botları filan asilere karşı kullanma yoluna gidiyorlar. Aslında orada İttihat Terakki'yi destekliyorlar. Hı hı. Yani Demokrat Parti. Şimdi bir iki satırla temel birkaç fikrini söyleyeyim. Bu arada ben de bir iki sahne parlamentodan, ikinci meclisin meclisten kurmuş olduğu ikinci meşrutiyet parlamentosundan bir iki fotoğraf göstererek katkıda bulunmaya çalışayım. Ben de yani ekrandan bakayım onlara. Ama bu arada şimdi, bu kurulmalarının amacını Osmanlı Demokrat Fırkası mezhep ve etniklik ayırmaksızın bütün Osmanlılar arasında kardeşlik ve eşitliğin korunması olarak söylüyorlar. Yani bila tefriki cinsü mezhep. Bu meşhur bir tanzimat formülasyonu. Evet. Demokrat... Buradaki cins... Etnik grup. Cinsiyet değil. Evet, hayır yani gender anlamında değil. Etnik grup anlamında. ve bir miktar şey de var. Bizim halkımızın çoğunluğu rençberdir, işçidir filan. Sosyalizan bir takım özellikleri de var. Fakat vurgulamak istedikleri şey genel bir Osmanlılık fikri. Osmanlıların hep eşit olduğu ve çok çok kritik de bir iki kavramları var. Hakimiyeti amme. Evet, çok önemli. Ve hürriyeti tamme diye özetliyorlar. Yani tam hürriyet, bütün insan hakları sonuna kadar verilecek ve halk hakimiyeti sonuna kadar gerçekleşecek. Evet. Halk hakimiyetini gerçekleştirmenin yolu parlamentodur. Parlamentoda ulusun egemenliği, öyle millet hakimiyetinden filan bahsediyorlar. Yani henüz 1909'dayız. Millet hakimiyetinden bahsediliyor. İşte bir dergileri çıkartıyorlar. Selameti Umumiye diye bir gazeteleri var. İttihat Terakki bozulmaya başlıyor. Çünkü Anadolu'da bir takım şubeler, kulüpler, Selameti Umumiye kulüpleri açılmaya başlıyor. Destek görmeye Destek görmeye başlıyor. Rahabet tanıdık görüyor. Geliyor mu size bilmiyorum. Evet. Destek görünce iktidar bundan pek hoşlanmaz genelde. Siz ihtilal çıkarmaya çalışıyorsunuz diyor İttihat Terakkiciler. Ve kapatıyorlar Selameti Umumiye gazetesini. Ve partiden genç bir edip muharrir bir arkadaş var. Anılarını da getirdim. Bezmi Nusret Kaygısız'ın. Çok önemli. Çok çok önemli hakikaten. İkinci meşrutiyet. Bezmi Nusret Bey Hakimiyeti Milliye diye bir gazete çıkarmaya başlıyor. Daha 1909'da. 1909'da. Evet.
Hakimiyeti Milliye'yi biz Milli Mücadele'nin yayın organı olarak biliyoruz. O ise 1909'da bir Hakimiyeti Milliye diye bir gazete çıkartıyor. İttihat Terakkiciler birazcık çamura yatıp alay etmeye falan kalkıyorlar. Ne kelimesiyle? Demokrasi kelimesiyle. O yabancı bir kelime. Yabancı bir kelime. Yani evet. Sonra o demirkrat falan demişti ya. Onu gerçi kendileri söylemişti ama burada ise Dimitraki deniyor demokrasiye. Ya da Dimitrov diyor. İki şekilde de alay eden var. Dimitraki partisi filan. Yani kısaca Rumların partisi. Bizden değil yani. Dimitraki Rumların, Dimitrov Bulgarların partisi filan diye. Hınçaklarla güya siz işbirliği yapıyorsunuz diyorlar. Hiçbir şeyi yok. Ve bir günde efendim İbrahim Temo'yu merkeze çağırıyorlar. Kara Kemal, Ziya Gökalp ve Ahmet Nesimi Bey. Eski arkadaşları İbrahim Temel'e diyorlar ki İbrahim sen bu partiyi kapa. Kibarca rica ediyorlar. Kibarca rica ediyorlar. İbrahim de diyor ki bu partiyi ben sizin emrinizle açmadığım için kapayamam. Kapatsın diyorlar, kapayamam diyor. Ve İbrahim Temo zor bir durumda kalıyor. Soluğu Romanya'da alıyor. Kaçıyor. Kaçınca partinin ikinci evresi başlıyor. Bezmi Nusret genç bir çocuk olmasına rağmen neredeyse o sıralarda 20 küsur yaşlarımda siz diyor tabansızsınız, kaçtınız, partiyi sattınız. O da diyor ki çok beğeniyorsan sen devam et. Bezmi Nusret partinin genel sekreteri oluyor. Sonrasında zavallı Bezmi Nusret'in hayatına girmeyelim. O çok maceralı çok bir macera, hayat. Çok macera macera. Sen çok yakından bilirsin. En son İzmir Belediyesi'nin basmış olduğu hatıraları var. Daha önce basılmıştı ama tekrar basıldı. Evet, dolayısıyla izleyicilerimize hem bilgi vermek hem de tavsiye etmek açısından bu çok renkli kişilik ve çok renkli ve maceralı unutulmuş hayatı. Ve başarısız. Maalesef yani, evet öyle diyelim. Öyle diyelim. Küçük bir figür. Aslında duyulmayan bir ses. Duymak istemediğimiz bir ses. O açıdan önemli. Damat Ferit hükümeti sırasında atladım. Çok atladım. Mütarekete damat Ferit hükümeti sırasında bu zavallıyı Alaşehir'e kaymakam yapıyorlar. Evet. Onun da macerasının ayrı bir noktası başlıyor orada. Yani, çünkü milli mücadeleden sonra milli mücadeleye karşıt kişilerin şey yapılması, tasfiye edilmesi söz konusu olup da heyeti mahsusalar kurulduğunda Sayın Kaygusuz bu heyeti mahsusada yargılanacak ve devlet memurluğundan atılacak. Bir daha kamu hizmetinde bulunamazsın diyorlar. Evet. Fakat orada Cemil'cim kritik bir şey oluyor. Bezmi Nusret'in Celal Bayar'a yazdığı bir mektuptan anlıyoruz ki Bezmi Nusret'i kurtarıp tekrar kamu hizmetine, çünkü ticarete giriyor, iflas ediyor filan, dikiş tutturamıyor. Tekrar kamu hizmetine girmesini sağlayan, maliyeye alan Celal Bayar. Şimdi birinci Demokrat Parti ile ikinci Demokrat Parti arasında nihayet bir köprü kurduk. Bir köprü kurduk. Evet. Bir mektup Bezmi Nusret'ten okursam o köprüde aydınlanacak. Sonradan da sözü sizlere bırakacağım. Şöyle bir şey söylüyor Bezmi Nusret anılarında. 7 Ocak 946 tarihinde memleketimizde 2. Demokrat Parti teşekkül etmiştir. Yani sizin Demokrat Partiniz 2. oluyor. Ve İkili burada sizin Demokrat Partiniz 2. peki sizin ve bizim geçmişimizi bölmeyelim. Türkiye'nin. Yani bizim geçmişimiz gayri kabili inkisamdır. Tamam, gayri kabili inkisam. Peki şimdi Celal Bayar'a bir mektup yazıyor. Çok çok sonra kendisi İzmir Defterdarlık'ta çalışıyor. Celal Bayar yeni partiyi kurmuş. Arkada şey görüyoruz. 31 Mart hadisesinden önce bakın Arnavut kılığında çeteci kılığına girip Bursa'dan şeye gidiş irticayı bastırmaya giderken ki hali Celal Bayar'ın. Şimdi Celal Bayar'a bir mektup yazıp kısaltacağım tabii ki. Demokrat Parti'nin teşekkülü inanınız ki ömrümün en mesut nasibidir. Bundan 40 sene evvel demokrasi kelimesinin dahi pek malum olmadığı bir zamanda aynı fikirde toplanan bir avuç gencin arasında ben de vardım. Partimiz 2,5 sene yaşadı diyor. Sonra da vaktiyle demokrasi davası yüzünden çok şeyler çektim.
Hatırlarsınız ki tezkiyeniz olmasaydı, yani temize çıkarmanız olmasaydı, o vakit memuriyete de giremeyecektim. Binaenaleyh demokrasi kelimesi üzerinde zerre kadar olsun benim de bir hakkım vardır. Demokrasiyi bu memlekette bir parti halinde, pardon, parti şeklinde canlandırmanıza karşı hissettiğim bahtiyarlığın sevkiyle o hakkımı size devrediyorum. Bayrak devri var burada. Yani burada bir misyon ve bayrak devri. Misyon, bayrak devri, birazcık da kendine pay çıkarma. Çünkü mecliste sadece bir tane üyeleri olmuş. Adı üzerinde bile kimse anlaşamıyor. Yani Şakir Taki mi, Şahin Taki mi, kimse onu bile bilmiyor. Yani hakikaten perişanlar ama mütevazi bir parti. Mütevazi bir parti diyelim ama Osmanlı Demokrasi Partisi diye bir parti kurulmuş durumda. Celal Bayar'ın bu mektuba verdiği cevap da çok kısa. Tebrikinize teşekkür eder, size daha mesut günler dilerim diyerek şöyle bir yuvarlama bir şey veriyor. Fakat bu adamcağız memlekette kurulan Demokrat Parti'nin ikinci Demokrat Parti olduğunu tescil ettirmiş oluyor bu anılarıyla. Yani bir olmayış hikayesi, bir başarısızlık hikayesi, İttihat Terakki tarafından bir bastırılış hikayesi. Kendi kişisel hayatı zaten acılarla dolu. Yani bir türlü dikiş tutturamıyor, işte babasının yanına gidiyor, kocaman adam olmuş, babası buna hala para veriyor, sermaye veriyor vesaire. Böyle bir olmayış hikayesi ama gerçekten de Osmanlı dünyasında acaba bir çok partili hayat dikiş tutturabilir miydi? Daha o zamandan bir Demokrat Parti olabilir miydi? Demokrasi adına ne biliyorsak hepsini savunuyorlar çünkü. Fakat meseleye birazcık da isterseniz iktidar açısından, iktidarın gözüyle bakmaya devam edelim. Ama buraya bir küçük bir dipnot atabilir miyim? Tabii. Ben? Hem de bir vefa borcunu ödemek açısından. Şimdi Bezmi Nusret Kaygısız'ın bu belirttiği bu ikinci Demokrat Parti. Ben önce biliyorsunuz ben iki siyasaldayım. Ben Ankara siyasal mezunuyum ama İstanbul siyasalda yıllardan beri görev yapıyorum. O açıdan çok şanslı hissederim kendimi. İstanbul siyasallı olarak da, Ankara siyasallı olarak da. Bizim İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin kurucusu Tarık Hoca. Evet. Şimdi bu konulara ilk değinilen kişi de Tarık Zafer Tunay'dır. Hatta Türkiye'de ilk demokrat fırka sosyal hukuk ve iktisat mecmuasında buna dair ilk makalesini hatırlıyorum ki 1947-48 civarında olmalı. Sonra da 1952 yılında Doğan Kardeş yayınlarından çıkan Türkiye'de siyasi partilerde de onu genişleterek kullandı. O vefa borcumuzu ödeyelim. Tabii. Şu sebeple de. Çünkü 1950 yani Demokrat Parti'nin kurulmasına kadar Osmanlı siyasal hayatıyla Cumhuriyet siyasal hayatı adeta bıçakla kesilmiş gibi algılanıyordu. Evet. Bu köprüyü, sürekliliği, bu köprüyü yani, aslında Tarık Zafer Tunay hocamızın yapmış olduğu araştırma, çalışmalar sonucunda kesinlikle çok net bir şekilde. Peki o zaman ben de bir küçük ekle bulunayım. Bezmi Nusret'in katkıda bulunduğu monumental başka bir eser de hem de gayet bilinçli olarak Celal Bayar'ın anıtsal Ben de eser. Yazdım evet. anıtsal kitabıdır 8 cilt. Çünkü yazışmışlardır ve Celal Bayar'a benim elimde malzeme var, anılarım var deyince Celal Bayar da 1942 yılında vesikalarıyla beraber gönderiniz lütfen der. O da bir 30-40 sayfalık bir doküman kaleme alıp gönderir. Ve mesela o Alaşehir Kongresi'ni Hacı Muhittin Çarıklı'nın başkanı olduğu kurulan Batı Anadolu Kongrelerindeki önemli çünkü şeyden Erzurum Kongresi'nden daha önce. Yani bir 5-10 gün önce ama önce. İşte Celal Bayar onların hepsini Bezmi Nusret'ten takip eder. Yani Celal Bayar da bir anlamda Bezmi Nusret'e öyle bir borcunu ödemiş olur. Bir anlamda o tek parti döneminin açtığı parantez ve kopukluk 46'dan sonra yeniden oluşturmaya çalışıyor. Evet. Kaldı ki evet. aslında senin söz ettiğin de Hakan, Bezmi Nusret Kaygısız örneğin 2. Meşrutiyet'in isimlerinden biri. Evet. Tabii. Celal Bayar biraz önce gördük 31 Mart'ta Bursa'dan gönüllü olarak gelen isimlerden. Aynı nesil devam edecek. Ama efendim İzmir'de katibi mesul daha ne olsun evet. Celal Bayar. Yani Tanin'in baş yazarından söz ettik. Tabii. Hüseyin Cahit Yalçın 1957'ye kadar tabii. devam eden ve bütün bu tabii. süreçlerin bu siyasetin ismi bu. Tabii. Dolayısıyla Osmanlı siyasal hayatıyla Cumhuriyet Türkiye siyasal hayatı arasındaki iç içe geçmişliği kurumsal kişisel süreklilikleri vurgulamış olduk. Yani şu iki tane aynı adla iki farklı hakimiyetin milliye gazetesi kavramı, çıkması bile tabii.
bu tabii. kavramların aslında tabii. nasıl harcalem olduğunu, tabii. toplumda yayın tabii. yaygınlaştığını, bu yönde beklentiler olduğunu hı-hı. gösteriyor. Hı-hı. Millet artık hakimdir tabii. deniyor. Tabii. Egemenlik millete tabii. aittir deniyor. Hı-hı. Ve henüz cumhuriyetten önceyiz. Hı-hı. Evet, bu tabii Tarık Zafer Tunay'a hocamızın hı-hı. ikinci meşrutiyet dönemiyle cumhuriyet arasında kurmuş olduğu bu derin köprü sayesinde biz ikinci meşrutiyetin siyasi fikir akımlarının cumhuriyete nasıl intikal ettiğini, geçtiğini, hı-hı. aynı siyasi kadroların nasıl ikinci meşrutiyetten cumhuriyete geçtiğini ve her iki grup arasındaki hem siyasi zihniyet benzerliklerini, hı-hı. örgütsel benzerlikleri, amaç benzerliklerini hepsini Tarık Zafer Tunay hocamızın evet. yazmış olduğu kitaplarda evet. çok şey görüyoruz. Borçluyuz. Dolayısıyla hakikaten izleyicilerimize yine önereceğimiz evet. herhalde okuma notları birinci içinde Tarık Zafer evet. Tunay hocamızın yazmış olduğu Türkiye'de siyasi partiler evet. maalesef evet. tamamlanamamış evet. fakat anıtsal bir eser olan Türkiye'de evet. siyasi partiler özellikle evet. ilk ciltte İttihat ve Terakki evet. Cemiyeti hakkındadır. Evet. Üçüncü cildinde İttihat ve Terakki Cemiyeti ve ikinci meşrutiyet hakkında inanılmaz zengin bilgiler malzeme. Ve analizler vardır. Kesinlikle. Buradan okuma notları olarak onu mutlaka öneriyoruz. Hakan bir şey söyleyecek. Yok bir şey söylemeyeceğim. Mehmet, ikinci meşrutiyette peki böyle biraz önce bahsettiğimiz gibi hep böyle mükemmel seçimler mi oldu? Kuşkusuz hayır zaten nerede? Adı üzerinde geçen hafta da söyledi. Sopalı nerede? Seçimler. Dövüyorlar 1912. Çünkü. Döve evet. döve seçim oluyorlar. Yani... Dövmekten daha da ötesi askerler ve zaptiyeler, polislerin bir kısmı özellikle ikinci seçmenlerin tabii. oy kullandığı mesela bir tanesi Sirkeci Postanesi'dir. Ha. Bugünkü Sirkeci Postanesi. Bir tanesi Galatasaray'daki postanedir. Sandıklar oraya konulmuş durumda. İkinci seçmenler oraya oylarını kullanmaya gidecekleri zaman askerin arasından geçiyorlar. Hatta bazı espriler hatırlıyorum. Hani siz eğer karıştıracaksanız biz oy pusulasını verelim. Onu sandığa atın şeklinde atmazsanız da. Yani o hakikaten fiili olarak. Bir de onun çok önemli bir sonucu var 1912. Onu ayrı konuşuruz ama ilk defa irtica gelecek. İrtica paranoyasının çok yoğun işlendiği. Evet, bu tam 31 Mart sonrası. Evet, 31 Mart sonrasındaki seçimler ve ona karşı işte İttihat Terakki'nin işte göğüsünü germesi gerektiği, işte burada herkesin birlik haline gelmesi. O hakikaten çok maceralı seçimler ama ondan sonra da 1912'den sonra yine seçim oldu mu? Şimdi sayalım. 908. Önce 1877-78 iki tane seçim oldu. Seçim oldu. 1908-3, 1912-4, 1914-5. 1919 11'i 6. saydın mı? 11 ara seçim. Ara seçim ama saymadın. O genel seçimleri sayıyorum. Genelleri saydım. Arada ara seçimler var. Hep var. Kaç defa oldu yazalım. Şimdi 77'de 2 defa, 1983, evet. 1912-4, 1914-5, 1919-6. Evet. 6 defa seçim yapılmış. Ne zaman? Osmanlı dönemi. Osmanlı dönemi. Yani nasıl bir birikim, nasıl bir kültür cumhuriyete, milli mücadeleye ve cumhuriyete yansıyacak. Biraz önce sen izleyicilerimiz hemen fark etmişlerdir. İkinci seçmenlerden söz ettin. Şimdi bazı izleyicilerimiz bunu tam olarak anlayamamış olabilirler. Bunu açıklamamız hı hı. lazım. İkinci seçmen nedir, kimdir? Hı hı. Niye ikinci seçmen? Hı hı. Demek ki bir birinci seçmenler var, bir ikinci seçmenler var. Hı hı. İzin verirsen onu lütfen. Kısaca özetleyelim. Lütfen. Şimdi seçim sistemi bugünkünden çok farklı. Birinci seçmen dediğimiz grup bizim bugün alışılageldiğimiz gibi hepimizin seçim günü geldiğinde sandık başına gittiğimiz insanlar, insan grubundan oluşuyor. Fakat Osmanlı sisteminde birinci seçmen olabilmek için önce erkek olmak lazım. Kadın olanlara birinci seçmenlik yok. Vermiyorlar. Uzun süre beklemek lazım onların oy verebilmesi için. Sadece erkek olmak da yetmiyor. Erkekler arasında da bir miktar vergi verebilen evet. insanlar. Mal sahibi. Mal sahibi, lazım. Mülk sahibi. Sonra da az çok vergi vermek. Az çok vergi. Ne demekse. Evet, tür az vergi çok vergi. Vermek. Yani gelir evet. vergisi mi ödersiniz? Evet. Emlak vergisi emlak mi vergisi ödersiniz? Mi, hayvan dolaylı vergisi vergi mi? Her neyse biraz vergi mı? Ödeyeceksiniz. Evet. Eğer vergi ödeyebildiğinizi kanıtlıyorsanız birinci seçmen oluyorsunuz. Birinci seçmen olarak sandığa gittiğiniz zaman sizin önünüze doğrudan doğruya milletvekili listeleri, aday listelerini sunmuyorlar. Aksine başka başka siyasi partilerin olabilecek ikinci seçmen aday listelerini sunuyorlar. İttihat ve Terakki Partisi diyor ki bizim ikinci seçmen listemiz burada bulunmaktadır. Evet. Diğer parti mesela Ahrar
partisi de diyor ki bizim de ikinci seçmen listemiz vardır. Hangisini tercih ediyorsunuz diyorlar birinci seçmenlere. Birinci seçmenler bu ikinci seçmen grubundan bir tanesini tercih ediyor ve bu listeyi sandığa atıyor. Sandıklar açılıyor. Kimin ikinci seçmen listesi daha çok oy almış, o kazanmış oluyor. Sonra aradan biraz zaman geçtikten sonra o ikinci seçmen grubu, seçilmiş olan ikinci seçmen grubu bu defa yine sandık başına gidiyor. Onların önüne milletvekili adayların ortaya çıkıyor. Onlar milletvekili adayları arasından bir tanesini seçiyorlar ve onu sandığa atıyorlar. Böylelikle seçim iki dereceli olmuş oluyor. İkinci seçmenlerin tercih ettikleri milletvekili adayları da seçildikleri takdirde milletvekili oluyorlar. İşin enteresan tarafı belki biraz sonra daha uzun üzerinde duracağız. Bu seçim sisteminin sadece Osmanlı ile sınırlı kalmadığını hatırlamamız lazım. Cumhuriyete geçtikten sonra da bu seçim sistemi 1946 seçimlerine kadar aynen bu şekilde devam etti. Birinci seçmenler, ikinci seçmenler. Şöyle oluyordu Cumhuriyet'te, aşağı yukarı özetlemek gerekirse. Tabii o dönemde sadece ve sadece 1923'ten 1925 yılına kadar sadece Cumhuriyet Halk Partisi yok. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet'in ilanından kısa bir süre önce kurulmuş. Bir süre sonra onun alternatifi, rakibi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası da ortaya çıkacak. Bu dönemde yapılan seçimler yine böyle iki dereceli seçimler. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci seçmen listesiyle ortaya çıkan seçmen grubu partiye o kadar merkezi olarak bağlı ve bağımlı olmadığı için henüz daha siyasi atmosfer o düzeye gelmemiş olduğu için rahatlıkla Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışındaki adaylara da oy verebiliyorlar. Dolayısıyla Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın adayı da ikinci seçmen listesi içinden seçilebiliyor, çıkıp gelebiliyor. Özellikle bu Bursa'da yanılmıyorsam sakallı Nurettin Paşa mesela adaylığını koyuyor. Çok büyük mesele olmuştur. Efendim kazanıyor. İkinci seçmenler arasında seçimi iptal ediyorlar. Bir daha adaylığını koyuyor, yine kazanıyor. Biliyorsunuz Atatürk Nutuk'ta sakallı Nurettin Paşa hakkında çok uzun sayfalar boyunca hakarete varan onu şey yapar, eleştirir, kritik eder. Eleştirmekten öte tabii yani o. Sonra 1925 takriri sükundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında başka bir parti kalmayınca iş daha kolaylaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu defa birinci seçmenlere 1930'ların ortalarına kadar sadece erkekler, 1934'ten sonra kadınlar da dahil olmak üzere birinci seçmenlere yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilan etmiş olduğu bir ikinci seçmen listesi ortaya koyuyor. Birinci seçmenler sandık başına gidince tıpkı Osmanlı'da olduğu gibi bu Halk Partisi'nin ortaya koymuş olduğu ikinci seçmen listesini alıp başkaca bir alternatif listede olmadığı için onu sandığa atmak zorundalar. Dolayısıyla adaylar açıklandığı andan itibaren aslında bu seçilmiş sayılıyorlar. Kesinlikle öyle. Aday olmak demek milletvekili olmanın garantisi. Garantisi. Açıklandığınız anda zaten parlamentoya seçilmez. Kimin milletvekili olduğunu reklamlardan sonra anlatmaya devam edeceğiz. Yeniden eski defterlerdeyiz. Tek parti döneminde seçimlerin nasıl olduğunu anlatmaya devam ediyorduk. Milletvekili adayı olmanın, milletvekili olmanın garantisi olduğundan söz ettik. Şimdi hem size bu konuda bazı gazete havadisleri, haberleri izleteceğim. Hem de aynı zamanda bunun nasıl mümkün olabildiğini anlatmaya çalışacağım. Birinci seçmenler Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazırlamış olduğu partili ikinci seçmenler listesi için oy kullanıyorlardı, sandığa gidiyorlardı. Fakat kullanabilecekleri yegane liste tek bir liste olduğu için ve herhangi bir alternatif listede olmadığı için seçime katılma oranı son derece düşük oluyordu. Aşağı yukarı %20, %25 oranında bir birinci seçmen kitlesi ikinci seçmenler için gidip oy kullanıyorlardı. Daha sonra aradan kısa bir süre geçtikten sonra bu ikinci seçmenler yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilan etmiş olduğu
milletvekili adayları için oy kullanmaya gidiyorlardı. Neredeyse tamamı bu adaylar için oy kullanıyordu. Dolayısıyla ikinci seçmenlerin katılmış olduğu seçimin oranı çok yüksek oluyordu. %80, %85 gibi. Bu yüksek oranlar, dolayısıyla milletvekili seçilenler de %80-85 oranında seçilmiş gibi görünüyorlardı. Hatırlayacaktır izleyicilerimiz, pek çok diktatörlükle yönetilen ülkelerde böyle cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılır. Eskiden Nasır için yapılırdı, Enver Sedat için yapılırdı, Saddam için yapılırdı. Aynı şekilde böyle %90'ların üzerinde çıkan oylamalar olurdu. Bu tarz oylamaların bir benzeri bu. Bu tarz bir oylamanın sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilan etmiş olduğu milletvekili adaylarının tamamı hiç fire vermeksizin meclise girerlerdi. Dolayısıyla diyelim ki siz Gümüşhane'den milletvekili adayı olmuşsunuz. Fakat Gümüşhane'den milletvekili olup da hiç hayatında Gümüşhane'yi görmemiş milletvekili olabilir. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti iktidarının özelliklerinden bir tanesi buydu. Genellikle yüksek bürokratlar, subaylar milletvekili olmak için sıraya girerlerdi ve olabilirlerdi. Dolayısıyla yüksek oranda bürokrat bir nüfus vardı milletvekili olarak. Aman canım, yani anılara şöyle ifadeler yansıyor. Haberim olmadan beni aday yapmışlar, milletvekili olduğumu öğrendim. Şaka değil, gerçekten böyle anılara yansımış ifadeler var. Birçok milletvekili adayı milletvekili olduğunu radyodaki ajanstan dinleyerek tebrikleri kabul ederdi. Çünkü 1927 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nde tüzükte yapılan değişikliğe göre adayları belirleme ve ilan etme yetkisi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na, yani Mustafa Kemal Atatürk'e ait. Evet. Sonra da Milli Şef'e, yani İsmet İnönü'ye ait. Evet, bir lider ondan partisi başka, olduğu için. Kimse bilmiyor ilan edilene kadar. Sonuç olarak şöyle diyebiliriz. Bütün tek parti dönemi boyunca milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, genel başkanın atamış olduğu genel başkan vekili ve genel sekreterin kurmuş olduğu üçlü bir yönetim cihazı içinde ilan edilir, onaylanır ve ikinci seçmenlerin tasdikine, onayına sunulurdu. Bir tek oy alsanız bile zaten seçilmeniz garanti olduğu için listeye girmek yeterli bir milletvekili seçilme garantisiydi. Bazı milletvekilleri sürekli olarak aynı yerden veya seçim yeri değişerek bütün tek parti iktidarı boyunca milletvekili olmaya devam ettiler. Bazıları bir dönem ya da iki dönemle yetindiler. Peki Cemil, yani şimdi ben Osmanlı'da çok partili hayat falan filan diye bir zengin girişi yaptım Mehmet'in de yardımıyla. Sen bize bir gri bir tek parti dünyası anlatıyorsun. Bu böyle ilelebet böyle mi gitti? Evet. 14 Mayıs'a yaklaştıkça tabii, yani 14 Mayıs 1950 seçimlerine yaklaştıkça izleyicilerimiz de takdir edecekler ki böyle devam etmesi mümkün değil. Aksi takdirde 14 Mayıs olamazdı. Bir istisnası var yani. Şimdi ona değinmezsem olmaz. Komik de bir şey. Müsaade eder misiniz? Ona kısaca değinin. Bu Cemil'in anlattığı manzaranın bir istisnası 1943 seçimlerinde yaşanıyor. İlk defa bazı yerlerde seçilecek aday sayısından fazla aday gösteriliyor. Pardon. Mebus sayısından fazla aday gösteriliyor. İlk defa. Kendi aralarında yarışmak zorunda. Kendi aralarında. Küçük bir rekabet olacak. Küçük bir rekabet olur. İlk defa böyle bir şey yapılıyor tek parti döneminde. Ve bazı mebuslar, tabii bu rekabet şu demek. Gideceksin birinci seçmenden, ikinci seçmenden oy isteyeceksin demek. O kadar bozulmuşlar ki, bakın bir hatırattan şöyle kısacık bir şey okuyayım. 1943 seçimlerinde Osman Niyazi Balıkesir mebusu birden fazla aday gösterilenlerden, dolayısıyla mecburen ilk defa seçmenin ayağına gidecek, oy isteyecek. Ne kadar ağır gelmiş, şu sözlerle ifade ediyor. Harekatımda daima inkılabı ve şeflerimi düşündüm. Yani hareketlerimde hep devrimleri ve şeflerimi, Atatürk'ü ve İnönü'yü düşündüm. Bana şimdi git halktan rey iste demek, beni satılığa çıkarmaktır. Şef eğer beni satacaksa tellal eline vermeye lüzum yoktur. Ne kadar alınmış. Ne kadar alınmış. Yani halkın karşısına çıkıp da oy almak istemek, yani bütün şeyini bozmuş. Evet. Yani bu olacak bir şey değil. Yani dipnot buydu yani. O karizma çizilmiş yani. Evet.
Günün değişiyle. Bunu daha sonra değiniriz. Birkaç tane daha böyle hikaye var. Yani çok rahatsız oluyorlar. Bu ne demek yani, şimdi halktan git reis de demek. Yani kendini beğendir. Beğendir. Yani rekabete gir. Siyasi rekabete yani gir. Vatandaş gitsin halktan rey istesin olacak işte. Hassalardan, hüssalardan rey mi istenir? Hani o daha sonra geçecek zaten. O ilginç. Evet. Bu 1925'te başlayan tek partili dönem 1945 yılının başlarından itibaren gevşemeye başladı. Kısaca öyle atlayalım isterseniz. Evet. Nasıl devam etmedi? Tabii değişik nedenleri var ama bu programın konusu değil. Hı. Bu programın konusu seçimler olduğu için biz biraz ayağımızı hızlı gaza basarak bu konuyu geçeceğiz. 1945 yılı başından itibaren rejim önce yavaş sonra hızlı bir değişim geçirdi. Ve galiba 1945 yılının Temmuz'unda o zamanın çok zengin bir girişimcisi olan Nuri Demirağ yanına birkaç eski arkadaşını da alarak Milli Kalkınma Partisi adı altında bir parti kurmak üzere adım attı. Tıpkı Hakan'ın programın başında anlattığı Osmanlı Demokrat Fırkası'na benzer özelliklere sahip olan bir parti. Aşağı yukarı aynı şeyleri söyleyecek. Ne yaptı Nuri Demirağ'ın, problemi neydi? Şimdi ilk defa şunu söyleyelim tabii. İlk Türkiye'de çok partili seçimler 1908'deydi. Cumhuriyet dönemindeki ilk çok partili seçimler de 1930'daki belediye seçimleriydi. O bir istisna. Sonra çok partili siyaset hayata geçiş, ki darbelerle kesilmekle beraber 1945 yılından itibaren. Neden? Çünkü ilk muhalefet partisi 1925 yılında kuruldu, senin de belirttiğin gibi. Kuran kimdi? Zaten arkada da görülüyor. Nuri Demirağ. Nuri Demirağ kim derseniz, Nuri Demirağ soyadı zaten o hani Demirağlarla ördük yurdu dört baştan 10. yıl marşında da yer alan, özellikle demiryolu ihaleleri ve köprü ihaleleri alan bir isim. Müteahhit. Müteahhit ve işte havacılığa da merak sarmış bir isim. Ama anlaşılıyor ki Milli Şef döneminde İsmet İnönü geldikten sonra İsmet Paşa ile Milli Şef ile araları problem olmuş. Problem olmuş ve açılmış. Evet. Artık ihale falan alamaz ve dışlanmış oldu. Şu anda Yeşilköy'de Atatürk Havalimanı'nın olduğu olan kısım aslında o dönemlerde Nuri Demirağ'a ait bir arazi. Ve orada Nuri Demirağ ilk havacılık okulunu kurmuş ve orada uçak imal ediyor. Evet. Gök Okul. Kurduğu okulun ismi de Gök Okul. Şimdi Nuri Demirağ 1945'teki bu gevşemeyle beraber, İkinci Dünya Savaşı'nın sonu vesaire şu bu. Şöyle isterseniz izah edelim konuyu. Önce Milli Şef, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 19 Mayıs 1945 günü bir uzun konuşma yapıyor. Ve konuşmada aslında çok partili siyasal hayata geçişin ilk mesajlarını veriyor. Şöyle ki, bir kısacık cümle o konuşmasından 19 Mayıs 1945 günü. Harp zamanlarının ihtiyatlı tedbirleri lüzum gösteren darlıkları kalktıkça, memleketin siyaset ve fikir hayatında demokrasi prensipleri daha geniş ölçüde hüküm sürecektir. Bu cümle, güzel. Bu beyanattan sonra anlaşılan o ki Nuri Demirağ da bir cesaret buluyor ve iki arkadaşıyla beraber, çünkü biliyoruz ki 27 Temmuz 1945 tarihinde, bu konuşmadan bir müddet sonra 27 Temmuz 1945 tarihinde İstanbul Valiliğine bir dilekçe veriyor ve Milli Kalkınma Partisi adı altında bir parti kurmak istediklerini belirtiyorlar. Ve bu da İçişleri Bakanlığı'na gönderiliyor. Aslında bu dilekçeden itibaren parti kurulmuş durumda. Altında başka kimin imzası var? Şimdi birazdan resmini göreceğiz. Birinci Meclis'in önemli isimlerinden biri Hüseyin Avni Ulaş. Bu akşam o konuyu atlamış olduk ama bir önceki programımızda Birinci Meclis'ten bir hayli bahsetmiştik. Birinci Meclis'te izleyicilerimiz hatırlayacaklar. Atatürk'ün liderliğini yaptığı birinci grup var. Bir de ona karşı çıkan, o gruba ve Atatürk'e karşı çıkan ikinci grup adı altında bir milletvekili grubu daha var. O milletvekili grubunun önderlerinden Hüseyin Avni Ulaş'tan bahsediyoruz. Erzurum milletvekili. Erzurum milletvekili.
Hani ilk demokrasi kahramanı olarak falan da gösteriliyor ama biraz ihtiyatlı olmak lazım bu konularda. Mesela kadın erkek eşitliğine şiddetle itiraz eden isimlerden biri. Son derece muhafazakar olduğu isimler. Son derece muhafazakardı. Yani demokrat olduğu ama yani kendi ama döneminde değerlendirmek lazım. Çünkü diğer partilerde de kadınlara yer yok o sırada zaten. Yok ama yani bunu yani talep edenler var. Sosyalistler var. Talep edenler var. O dönemde var. Onlara atıf yapalım. Dolayısıyla partinin ikinci ismi yani bu Hüseyin Avni Ulaş. Zaten bir müddet sonra ölecek 48 yılında. Üçüncü isim de ilginç bir isim. Bayağı ilginç bir isim. Atilhan. Yani hakikaten onu izleyicilerimiz hatırlayamayabilirler. Evet. İstersen onu sen biraz evet biraz aç. Bu aslında çok enteresan bir kadro. Yani Nuri Demirağ zengin bir müteahhit. O dönemin en zengin insanlarından bir tanesi. Yanında Hüseyin Avni Ulaş sembolik ve muhalefetin simgesi olabilecek bir isim. Dolayısıyla muhalefet bayrağını eline aldığı takdirde arkasından epey bir kitleyi koşturabilir. Kaldı ki o birinci mecliste tasfiye edilenler. Evet. Dolayısıyla yani hani birinci meclisten sonra nerede kalmıştık diye soracak olursa eğer ve kendisinin o dönemin muhalif lideri olarak tasfiye edildiğini fakat şimdi yeni dönemde yeniden bir muhalefetin önderi olabileceğini iddia ederse arkasından bir miktar kitle sürükleyebilecek pozisyonda olan bir isim. Fakat bu son isim Cevat Rıfat Atilhan. O ilginç bu bir enteresan isim. Bir isim. Çünkü bu iki isimle bu ismin bir araya gelmesi ve bağdaşması çok zor. Çünkü bu son saydığımız kişi aslında son derece antisemitik. Evet. 1930'larda Trakya'da meydana gelen ve Trakya bölgesindeki oturan ve yaşayan Yahudilerin oradan sürülmesiyle sonuçlanacak olan tehciriyle sonuçlanacak olayların gaz dökücülerinden bir tanesi sayılabilir. Yani yüzbaşı. Evet. Emekli bir asker. Emekli bir yüzbaşı. Türk işte düşmanın düşmanını tanı filan gibi. Hatta ırkçılığı savunan. Ürkçülüğü yani çok savunan. Irkçılığı savunan bir isim. Yani şaşırtıcı bir şey. Türkçü ırkçı. Turancı bile denilebilir belki. Evet. Dolayısıyla diğer isimlerle bu ismin nasıl bir araya gelip geldi? Milli Kalkınma Partisi'nde birleşmesi tuhaf. Evet. Zaten tuhaf olduğu şuradan belli. Bu bizim sadece subjektif bir yorumumuz ya da değerlendirmemiz olarak algılanmasın izleyiciler tarafından. Çok kısa bir süre sonra bu iki grup zaten birbirleriyle çatışacaklar ve birbirlerini partiden ihraç etmeye kadar giden bir anlaşmazlık sürecine girecekler. 48'de ve bu yüzden Milli Kalkınma Partisi dönemin ilk muhalefet partisi olmasına rağmen ve arkasından gerçekten de belirli grupları çekmesine rağmen içine düştüğü bu iç anlaşmazlıklar, tartışmalar ve çekişmeler yüzünden bir muhalefet partisi olarak ayakta kalma şansını hiç bulamayacak. Zaten ama demek ki ikinci büyük başarısızlık öyküsü başlayacak. Demek ki bir muhalefet partisi arayışı var. Var. Yani yüz binlerce üyesi olduğu söylenir. Bilmiyorum. Evet evet öyle lakırdılar var. Yani Milli Kalkınma Partisi evet. için yüz binlerce insanı arkasına yani taktı diye söylenir. Demokrat Parti'nin kurucularından Samet Ağoğlu yıllar sonra anılarını yazdığı zaman Milli Kalkınma Partisi'nden söz ederken biraz önce bizim bahsettiğimiz değerlendirmeleri yapar. Fakat aynı zamanda eğer böyle olmasaydı ve Milli Kalkınma Partisi gerçekten de Demokrat Parti gibi kendi içinde tutarlı bir kadro içinde yer alabilseydi der, Demokrat Parti'nin sürüklediği kitleleri Milli Kalkınma Partisi de sürükleyebilirdi ve Demokrat Parti'ye burada bir yer kalmazdı diye yazacaktır. Ama unutmayalım, şimdi, ve tabii Milli Kalkınma Partisi'nin de biraz yarası bu, Milli Kalkınma Partisi kurulduktan sonra ve yıl sonuna doğru İsmet İnönü çok partili siyasal hayata geçileceğini tırnak içinde müjdeledikten sonra hiç Milli Kalkınma Partisi'nden söz bile etmez. O partiyi kurulmuş bile saymaz. Çok ilginçtir bu. Yok sayar. Muhtemelen Demir Ağa'la arasındaki problemden dolayı. Biraz önce arkamızda da gördük. İki tane afiş göstereceğiz şimdi izleyicilerimize. Bu afişler aynı zamanda Milli Kalkınma Partisi'nin 1946 seçimlerinde yani ilk çok partili Cumhuriyet'in genel seçimlerinde kullandığı afişlerden biri. Bakın bu bir uçak ve uçağın kanatları. Her bir kanada da uçaklar üst üste adeta duruyor. Kanatlara işretten, oyundan kumar doğar demiş. İffetsizlikten, eğrilikten, tembellikten, zulümkarlıktan sakınınız. Sloganlar bunlar. Yani bunlar adeta Milli Kalkınma Partisi'nin altta oku. Evet. Çünkü 6 tane onlar. Kuyrukları saydık şimdi. Kanatları. Kanatları saydık. 6 kanat çıktı. Evet.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okunak evet. ilkesine karşılık Milli Kalkınma Partisi'nin altı kanadı. Evet. Bir önceki afişe gelebilir miyiz acaba? Milli Demek Kalkınma ki bu altı sayısında bir şey tutarlılık var. Altı, dokuz, yedi. Evet. Burada da bakın bu 1946'da vatandaş iktisatta ve ticarette hürriyet, çalışmada, düşünmede ve konuşmada hürriyet istiyorsan, memleketin ve halkın kısa zamanda refaha, ümrana ve saate kavuşmasını arzu ediyorsan, Reyni Milli Kalkınma Partisi'ne ver diye bir seçim afişi. Aslında ne kadar naif, basit değil mi? Çok, seçim propagandaları, seçim beyannameleri. Kesinlikle öyle. Ve o dönemin o cümlelerini ve kelimeleri dönemin talepkar ruhunu anlamak bakımından çok önemli. Evet. Yani çünkü bir siyasi parti bu kadar basit bir şekilde halka hitap ediyorsa. Ne vaat ediyor diye baktığınızda hürriyet. Diyor. Hürriyet sadece hürriyet. Teşebbüs hürriyeti. Evet. Bu da çok önemli. Evet aynen. Ve ama biraz önce senin değindiğin konu önemli. Bu 6 tane kanat dedik. Yani Milli Kalkınma Partisi'ndeki 6 rakamı. Ya bu 6 rakamında bir tılsım mı var nedir? Yani CHP'nin 6 oku, Milli Kalkınma Partisi'nin. Yoksa bir kopya mı var? Evet. Milli Kalkınma Partisi'nin altı kanattaki sloganı başka? Bu Demir Ağa çok ilginç bir kişilik. Sadece zengin olmakla kalmıyor. Aynı zamanda girişimci olmakla da kalmıyor. Son seçim kampanyasında biliyorsunuz böyle İstanbul'un yakınında büyük bir ne diyelim çılgın projeden söz edildi değil mi? Nuri Demir Ağa'nın da çılgın projesi var. Şimdi isterseniz şeye soralım. İzleyicilerimizden bazıları belki hatırlayacaklardır bu çılgın projesinin ne olduğunu. Bir ipucu vereyim. Bu çılgın proje 1970'lerin başında gerçekleştirildi. 73'te kullanıma açıldı. Ama 1940'larda ve 50'lerde bu bir hayaldi. Çılgın projeydi. Çılgın tam bir projeydi. Evet. Neydi o? Boğaz Köprüsü. Evet. Bu Boğaz Köprüsü projesi. Boğaz'ı birbiriyle birleştirmek, Avrupa'yı ve Asya'yı bir Boğaz köprüsüyle birleştirmek ve üzerinde gidilip gelinir hale getirmek Nuri Demirağ'ın projesi. Hem onun kitabında hem o dönemde 50'li yıllarda Hayat Mecmuası'nda bu projenin çizimi yer alır. Evet. Baktığınızda hakikaten 1973'teki yani bugünkü köprüyle, Boğaziçi Köprüsü'yle Nuri Demirağ'ın çizimi çok benzer birbirine, şaşırtıcı şekilde. Ama bir başka projesinden daha söz edelim yeri gelmişken. Döneminde Nuri Demirağ'ın kurduğu Milli Kalkınma Partisi'nin adı Kuzu Partisi. Neden Kuzu Partisi? Çünkü şimdi bu kısmı muhtemelen izleyicilere yabancı gelmeyecek. Çünkü taraftar toplamak için mesela Bakırköy'de piknik düzenliyor. Orada kuzu çevirmesi ve pilav yapıyor ve gelenlere işte partiyi tanıtıyor. İşte biraz pilav, biraz kuzu çevirmesi. Bir parti ya, çağrışımı. Sonradan ciddi bir düşme olmuş standartlarda. Evet. Pilav nohutla idare etmeye kalktı. Evet, son zamanlarda böyle bir parti hatırlıyorum. Artık yok galiba ama. Artık Türk siyasal hayatında böyle bir parti yok. Parti var hala da seçime girmiyor. Seçime katılmıyor. Evet, tamam. Daha doğrusu o. Evet, tamam. Haklısın. Doğru. İzleyicilerimizden bu arada sorular gelmekte. Bana nakledildiğine göre bir izleyicimiz bizim atladığımız, sözünü etmediğimiz bir seçimden söz ediyor ve onu soruyor. 1930 seçimlerinde ne oldu diyor. Biraz önce dedim ki ben Türkiye'deki ilk belediye. Çok partili seçim belediye seçimleridir. O da 1930 yılında yapılmıştır. İstersen ondan biraz bahsedelim. İzleyicimiz sorusu 1930 seçimlerinde ne oldu diye soruyorlar. Zavallı 90 gün süren parti diye bir deyim vardır biliyorsunuz. Serbest Cumhuriyet Fırkası. Sultan Murat gibi. 93 gün padişahlık yaptı 93 yılında Sultan Murat gibi. 1930 yılı Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulduğu yıl. Ve işte bu bazen Mete Hoca'da, Mete Tunçay'ın da kulaklarını çınlatalım Mete Hoca'mızın. Mete Hoca'mız şey der, bu Mustafa Kemal Paşa'nın kendi kendine oynadığı bir satrançtır adeta. Ama bu öyle bir noktaya gelmiştir ki o tasarlanan planı aşmıştır. Hakikaten de öyle. Dönemin Kürtçü muhalefeti, sosyalist muhalefeti, İslamcı muhalefeti kurulan yeni bu partinin ki bu partiye Makbule Hanım da... Atadan da var Makbule Hanım. Atatürk'ün kız kardeşi dahi partinin üyesi. Fethi Okyar en yakın Okyar çocukluk arkadaşlarından biri. Ahmet Ağaoğlu var. Ahmet Ağaoğlu var. Yani çok danışıklı dövüş şeklinde kurulan bir siyasi parti olmasına rağmen
iplerin elden kaçtığı anlaşılıyor. Çünkü halk bilmiyor Danışıklı dövüş olduğunu. Evet. Orada küçük bir şey unutuluyor. İlgi ve rağbet görmeye başlıyor ki. Ve galiba belediye seçimlerine katılıyor. Evet. İlk defa o yılın yapılan, Eylül ayındaydı yanılmıyorsam 1930'un. Ağustos'ta kuruluyor. Evet. Bir ay sonra seçimlere katılıyor. Ve bazı yerlerde belediye başkanlığını kazandı. Mesela Samsun'da. Samsun Belediye Başkanlığı'nı Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın adayı, sonradan onun istifa ettirilmesi, parti değiştirmesi de ayrı bir problem oldu tabii. Örneğin. Parti kapatılınca. Kapatılmadı. O feshedilmesi istendi. Tabii. Yani kendisini feshettirdiler. Bu Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın belediye seçimlerine katıldığı 1930 senesindeki sistem şöyle. Şimdi biraz önce bu iki dereceli olarak anlattım. Fakat belediye seçimleri iki dereceli yapılmıyor. Tek dereceli yapılıyor. Dolayısıyla halk doğrudan gidip, tabii yine sadece erkekler olmak koşuluyla. 1930 belediye seçimlerinin bir farkı var. Kadınların da katıldığı seçimler. Öyle mi? 1930. Evet. O özelliği belirtelim. O ilk defa mesela Sabiha Sertel'in adaylığını hatırlıyorum ben. Onun seçim ilanı falan var ki o çok önemli. Onu zikredelim. Belediye seçimlerinde herkes katılabildiği için tabii seçimin sonucunu denetlemek daha zor bir şey. Dolayısıyla seçimin sonucunu denetleyebilmek için biraz sonra bahsedeceğim. Seçim sistemini ve mekanizmayı o şekilde kurmak lazım ki oy sandığına atılacak olan oylar atılmadan önce bizim istediğimiz şekilde atılmasını sağlayacaksınız. Sayısını bilmek lazım. Bilmek lazım. Şimdi Serbest Fırka'nın kazandığı yerlerde anlaşılan idare serbest bırakmış oradaki insanları. Dolayısıyla müdahale olmayınca Samsun örneğinde olduğu gibi ki Samsun çok önemli bir merkez o zaman kazanabilmiş Serbest Fırka veya daha küçük yerlerde de serbest bırakıldığı zaman kazanabilmiş. Her yerde serbest bırakılsa muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi'ne ciddi bir rakip olacak. Kesinlikle. Evet. Her yerde serbest bırakılmadığı için seçim baskı üzerinde kurulduğu için tabii Cumhuriyet Halk Partisi birçok yerde kazanacak. Bunun da güzel bir anekdotu var. İzninizle onu da aktarmak isterim. O zamanki Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak'ın anıları vardır. Hatıraları iki büyük kalın cilt halinde. Bunu da izleyicilerimize okumaları için tavsiye edelim bu arada. Bu hatıralarda seçim sonuçlarıyla ilgili olarak Hasan Rıza Soyak Atatürk'e gelir ve der ki partimiz yani Cumhuriyet Halk Partisi neredeyse her yerde seçimi kazandı ve kazanmaktadır paşam diyor. Atatürk de hafifçe gülümseyerek diyor ki evet anlıyorum diyor. Yani idare kazandı seçimi diyor. O ikinci meşrutiyetin iddiatçı seçim sisteminden tecrübesi var tabii. O bakımdan o da biraz Atatürk dahi dalga geçerek sözünü ediyor bu seçim kazanmada. Dolayısıyla 1930 belediye seçimleri hikayesini de bu şekilde burada kapatabiliriz. Belki ona şöyle küçük bir dipnot düşebiliriz. Bu 1930 belediye seçimleri Serbest Cumhuriyet Fırkası deneyimi Cumhuriyet Halk Fırkası'nı ve Gazi Paşa'yı tedirgin etmiş olmalı. Çünkü bu olaylardan sonra hatırlayacaksınız uzun bir yurt gezisine çıkıyor. Evet. Anlaşılıyor ki vatandaş da huzursuz. Huzursuz olmasının nedenlerinden biri veya idareden yakınmasının nedenlerinden biri 1929 ekonomik bunalımı Türkiye'yi de etkilemeye başlamış durumda. Ve ilk defa köylü milletin efendisidir ve cisesi o zaman sarf ediliyor. Yani o köylü nüfusun gönlünü almak için. Hatta 1931 yılındaki genel seçimlerde ilk defa işçi ve köylü kökenli adaylar, 4 tanedir onlar, 4 kişi aday olarak gösteriliyor ki hani biz onlara da kapı açıyoruz. Yani sırf böyle yüksek bürokrat, işte okumuş dokumuş insanlar değil, tornacı gibi, işte çiftlik sahibi gibi falan filan isimler. O ilginç bir açılım. Ben parantezi kapattım. Nuri Demirağ ve Milli Kalkınma Partisi'ne geri dönebiliriz. Milli Kalkınma Partisi de aslında bir başarısızlık öyküsü olarak okunabilir. Önemi o dönemin ilk muhalefet partisi olmak üzere adım atmasından. Evet. Simge adeta abi. Simgeleşti artık yani. Epey yaşadı aslında. Yani ortadan 1950'lerin ortasına kadar devam etti. Fakat devamlı mahkemelik oldular. Devamlı mahkemelik oldular. Birbirlerini partiden ihraç ettiler. İhraç edilenler diğerlerini ihraç etti. Hepsi mahkemeye gittiler. Mahkeme tabii uzun sürdü vesaire.
Dolayısıyla ciddi bir etkinliği olmayan fakat seçimlere arada bir katılan bir parti oldu. Milli Kalkınma Partisi. Sonuç mesela biraz sonra bahsedeceğiz. 46 ve 50 seçimlerinde bazı yerlerde, tabii her yerde değil, katılmayı başarabildi. Fazla oy alabildiğini söyleyemeyiz. Ama Demokrat Parti'nin yanında böyle bir ilk muhalefet partisi olmak bakımından siyasi literatürde yeri vardır muhakkak. Ve dediğin gibi asıl hem izleyen 15 yıla hem Türkiye'nin çok partili siyasal hayatına damgasını vuracak olan parti 7 Ocak 1946'da kuruldu. Evet. Ve bu parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden çıktı. Bu evet, çok ilginç. Bu enteresan olan nokta belki de Demokrat Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden doğup büyümesi. Çünkü Türk siyaset tarihine baktığımız zaman pek çok siyasi parti bir süre sonra ikinci meşrutiyetten itibaren, İttihat ve Terakki'den itibaren pek çok parti, iktidar partisi bir süre sonra içinden bir muhalefet doğuruyor. Ve muhalefet iktidar partisinden ayrılıyor, başka bir parti kuruyor. Fakat genelde bu partiler başarısız oluyorlar. Yani dikiş tut, iktidardan ayrılarak yeni bir parti kuran bir siyasi kadronun siyasette dikiş tutturma ihtimali aslında tarihe baktığımız zaman çok zayıf. İstatistiki olarak çok az. Demokrat Parti bunun bir istisnası. En iyi örneği ve en iyi istisnası olarak kabul edilebilir. İsterseniz tam bu noktada izleyicilerimize bir plak dinletelim. Demokrat Parti'nin macerasına başlamadan önce Mehmet'in getirmiş olduğu seçim plaklarından bir tanesini daha dinleyebiliriz. Peki, o zaman şöyle yapalım. Bu plak 70'li yılların bir plağı olsun. Yani biraz atlayalım. Biraz atlayalım. Hem de biraz bu ağır konuları biraz daha keyifli hale getirelim. Hem de işte geçenlerde vefat eden Erbakan'ı da anmış olalım. Güzel. Bu Erbakan'ın liderliğiyle biraz dalga geçen bir plak ve şunu belirtelim. 60'lı ve 70'li yıllarda Türkiye'nin siyasi liderleri kendileriyle karikatür olsun, şiir olsun, şarkı olsun böyle espriyle dalga geçilmesinden falan hiç rahatsız olmadıkları gibi bu keyifle dinlediklerini, söz ettiklerini biliyoruz. Bu da onlardan biri. Adı Yallah Tazyik Erbakan. O dönemde Milli Selamet Partisi'nin politikasını biraz eleştiriyor. İçinde biraz geçecek, anahtar kelimesi geçecek. Hatırlayalım, Milli Selamet Partisi'nin amblemi de işte kalp içindeki o anahtardı. Burada söz edilecek anahtardı o anahtar. Şimdi bir kuple dinleyelim isterseniz onda. Yallah 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 Tazyik Erbakan yallah ruh. Anahtarı aldın, kendini çok kastın. Nedir senin maksadın? Ecevit'e sol göz, Demirel'e sağ göz. Attın da sen ne yaptın? Yere bakan, yürek yakan. Erbakan, sensinler sen Erbakan. Şimdi burada Ecevit'e sağ göz, Demirel'e sol göz, 1973 seçimleri olmuş. Bu 73 seçimlerinden sonra işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu artmış. Ama Adalet Partisi'nin oyu azalmış. Ama şu ortada hiç kimse tek başına iktidarı kuramayacak. Yani koalisyon görünmüş durumda. Bu uzun süre koalisyon görüşmeleri oluyor ve hükümet kurulamıyor. Burada sözü edilen hani Ecevit'e sağ göz, Demirel'e sol göz, onunla alakalı bir şey. Bu kadar yeter mi? Ne dersiniz? Tamam. Yani en azından Erbakan'ın partisinin yapmadığı bir propaganda. Evet. Diyelim. Evet. Erbakan karşıtı bir propaganda diyelim. Erbakan ama izleyicilerimize hemen haber verelim. Bu akşam başka plaklarımız da var. Evet. 1960'lı ve 70'li yıllara ait. Hatta Adnan Menderes'in 57 yılındaki. Bir de Adnan Menderes'ten bir plak daha dinleteceğiz. Dolayısıyla bizimle birlikte kalmaya devam ederseniz bu plakları birlikte dinleme şansımız olacak. Geçmeden hemen belirtmemiz gereken bir başka nokta daha var. Bir izleyicimiz daha soruyor. Bu Serbest Cumhuriyet Fırkası ile ilgili olarak. Acaba diyor İnönü Serbest Cumhuriyet Fırkası ile ilgili olarak nasıl bir tutum
takılmıştır diyor. Kısaca ona da cevap vermeye çalışalım. Bu Serbest Cumhuriyet Fırkası fikri, yani hükümet partisi karşısında bir muhalefet partisi de olsa memlekette daha faydalı olur fikri, aslında doğrudan doğruya Atatürk'ün fikri. Atatürk bunu gerçekleştirirken İnönü'yü pek gündeme almamış. Öyle görünüyor. İnönü'nün pek fikrini almamış. Eğer İnönü'ye sorsa İnönü bu fikrinden o kadar hoşnut kalmayacak. Zamanı geldiğinde de zaten hoşnut kalmadığını Atatürk'e belirtmiş olan bir kişidir İsmet İnönü. Fakat kısa bir süre sonra İnönü'nün çok yetenekli bir politikacı olduğunu bir kez daha göreceğiz. Ve Atatürk de aslında İsmet İnönü'ye sormadan ve etmeden kurmuş olduğu bu partiden İnönü'den daha çok şikayetçi olmaya başlayacak ve şikayetini de garip bir tecelli İnönü'ye aktaracak. Diyecek ki memleket alev alev yanmaya başladı. Başbakan olarak ne düşünüyorsunuz dediği zaman da İnönü diyecek ki hay Allah, keşke o zaman benim fikrimi bir sorsaydınız diye cümleye başlayacak. Dolayısıyla Serbest Cumhuriyet Fırkası kendi kendini tasfiye etmeye, ortadan kaldırmaya karar verdiği zaman aslında Atatürk ve İnönü bu fikre o kadar fazla uzak kalmayacaklar. Evet, galiba memleket için hayırlı olan budur diyecekler. Bir soru da, acaba olağan bir seçime katılsa Serbest Cumhuriyet Fırkası ne olurdu diye soruyor bir izleyicimiz. Tabii böyle bir varsayımda bulunmak mümkün değil. Fakat biraz önce sözünü ettiğimiz şekilde Serbest Cumhuriyet Fırkası aslında Demokrat Parti'nin ne diyelim, büyük babası sayılabilir mi? Sayılıyor 15 yıl abi. Önce kurulmuş olan bir Demokrat Parti olarak görmek lazım Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı. Bütün prensipleri, amaçları, yaklaşım tarzı, iktidara olan eleştirileri 1946'da Demokrat Parti'nin ortaya koyacağı gündem maddelerinden hatta ibaret. Hatta Serbest Parti'de baba ağaoğlu var. Demokrat Parti'de oğlu Samet ağaoğlu var. Evet, bu da belki simgesel bir devamlılığı bize çok açık bir şekilde gösterecek. Dolayısıyla Serbest Cumhuriyet Fırkası ne yapardı sorusunu cevap vermek için belki 1950'de Demokrat Parti ne yaptı? Ne yapabildi sorusuyla bunu özdeşleştirmek mümkün. Ya da mümkün. 1946'da olan da olabilirdi. 1930 seçimleri zaten biraz 46 seçimlerine biraz sonra bahsedeceğiz. Son derece benzer seçimler halindedir. Dolayısıyla izleyicimizin de 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası ve onun macerası hakkında bir fikri olduğunu ve kendi sorularını mümkün olduğu kadar açık bir şekilde yanıtlayabildiğimizi ümit ederek buradan sonraki aşamaya geçelim. Milli Kalkınma Partisi'nin başarısızlığı Ocak 1946'da Demokrat Parti'nin büyük başarısıyla devam edelim isterseniz. Şaşırtıcı bir şekilde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden doğmuş olan bir parti ama biz bu akşam Demokrat Parti'nin yapısal özelliklerine pek değinmeyeceğiz. Konumuzu genellikle seçimlerle sınırlı tutmaya çalışıyoruz. Onun için seçimlerin dışına çıkmadan bir başka programda Demokrat Parti'yi tek başına ele almamız mümkündür. Onun için izleyicilerimizden izin alarak yeniden seçimlere geri dönelim isterseniz. Ve Demokrat Parti'ye 6 rakamında bir tılsım mı vardı? Neydi o Hakan? Şimdi evet, Demokrat Parti'yi başka bir zaman daha detaylı konuşalım ama ben bu Osmanlı Demokrat Fırkası'nın, partisinin bir takım fikirlerini Demokrat Parti'nin, şimdi benim partim oldu Demokrat Senin Parti. Parti. Peki. Orada görüyorum. Yani isterseniz müsaadenizle bir kısa orada bir bahsetmek isterim. Şimdi Osmanlı Demokrat Partisi, yaygın görüş, adında demokrat olan bir parti, bir fırka, din ve ırk farklarını gözetmemek, bütün vatandaşları eşit görmek mecburiyetindedir gibi bir varsayımdan yola çıkmış. İlginçtir. Baktığınız zaman yani bir kurumsal devamlılıktan bahsetmek tabii ki çok zor, yanıltıcı da olur. Ama bir fikri devamlılık söz konusu olabilir. Bir zihniyet devamlılığı var. Şimdi Demokrat Parti'nin arkadaşlarımız şeyini getirebilirse, tüzüğünde milliyetçilik maddesini, çok ilginç. Milliyetçilik, evet, bu işte 7 Ocak 1946 partinin tüzüğü. Fakat onun milliyetçilik maddesine bakalım. Milliyetçilikten girmişler ama başka bir noktaya ulaşmış vaziyetteler.
Yani madde 13'tür o. Bunun bir öncesinde yurttaşlar arasında müşterek ve tarihin yarattığı kültür ve ülke birliğine dayanan ve her türlü ayrıcı temayülleri reddeden bir milliyetçilik telakkisine bağlıyız. Şimdi o 6 ilkeden bir tanesi ama ayrımcı olmayan bir milliyetçilik deyip demokrat milliyetçilik nasıl olabilir o konuda birazcık fikir veriyor. O da yani oradan okuyabiliriz. Bu önemli. Ve hakikaten bir benzerlik ben görüyorum. Yanılıyorsam sizler söyleyin ama partimiz bütün yurttaşları din ve ırk farkı gözetmeksizin Türk sayar ve Türk olmanın bütün haklarına sahip tanır. Kanuni vazifelerini yerine getiren her ferde iyi bir yurttaş gözüyle bakarız. Şimdi bu Osmanlı Demokrat Partisi'ndeki bila tefrikü cinsi mezhep fikrinin birazcık dönmüş, dolaşmış. Hı hı. Ta birinci meşrutiyet dönemlerinde kanuni esasiden beri ortalıkta dolaşmış. Osmanlı Demokrat Fırkası'nın şeyine girmiş, tüzüğüne girmiş. Hı hı. Ve ondan sonra burada da Demokrat Parti'nin tüzüğünde bir kez daha ortaya çıkmış. Buna ihtiyaç duyulmuş anlaşılan. Buna yani ihtiyaç bunu tekrar duyulmuş. Vurgulamak. Bunu... Yani ve evet. İlginç din ve ırk farkı gözetmeksizin herkesi Türk sayar, bu anlamda bir eşitlikçilik var. Dolayısıyla Türklüğü de din ve ırktan bağımsızlaştırmış, başka bir noktaya götürmüş. Bunu da tabii görmek mümkün. Yani vakit olsa şeyleri de konuşurduk ama bu Demokrat Parti'nin tüzüğünü elimize almışken aslında Demokrat Parti'nin de altı ilkesi var. Olmak zorunda. Olmak zorunda. Şimdi anayasadan dolayı. Şaşıracaklar nasıl oluyor da muhalefet partisi kurulduğu zaman iktidar partisinin ilkelerini aynen almak zorunda. Şimdi bu bize ilke. Bugün için çok tuhaf gelir. Ama yani, anayasa. Evet, çünkü mesele şurada. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün de altı okunu oluşturan ilkeleri aynı zamanda 1924 anayasasına 1937 yılında yapılan değişiklikle geçirilmiş vaziyette. En son laiklik ekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri anayasal ilkeler haline gelmiş. Yani her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kabul etmek ve uygulamak zorunda kaldığı ilkeler haline gelmiş. Kanunlar Cumhuriyet Halk Partisi olamaz. Üyesi olmanız yeterli Tabii. değil. Vatandaş olarak anayasanın kurallarına uymak zorunda olduğunuz için Hı-hı. anayasada yazılı 6 ilkeye muhakkak uymak zorundasınız. Şimdi Hı-hı. Demokrat Parti kurulmaya başlayınca Demokrat Parti muhalefet partisi olarak anayasa ilkelerine karşı çıkabilecek bir parti olmadığına göre mecburen o altı ilkeyi de benimsemek zorunda. O zaman tabii Demokrat Parti'ye soruyorlar. O zaman diyorlar siz muhalefet partisi olduğunuzu iddia ediyorsunuz ama iktidar partisinin bütün ilkelerini almış vaziyettesiniz. Bu nasıl bir... Yorum farkı var diyorlar. Evet, o zaman Demokrat Parti'de Samet Ağaoğlu 1947 senesinde küçük bir broşür yazıyor. İki parti arasındaki farklar ismi altında. Evet. İlginç bir orada o çok evet. ilginç. Yani muhalefet evet. partisi kendisini iktidar partisinden ideolojik olarak, politik olarak, dünya görüşü itibariyle, siyasi felsefe itibariyle ayırt edebilmek üzere bir savunma halinde. Biz evet Cumhuriyet Halk Partisi'nin anayasaya koymuş olduğu bir ilkelere sahip çıkıyoruz ama bu ilkeleri farklı değerlendiriyoruz ve yorumluyoruz. Hangi ilkeleri özellikle? Mesela devletçilik ilkesi. Evet, 17. maddesi. Mesela laiklik ilkesini. Evet, şurada mesela var. Halkçılık evet. ilkesini. Bunları dedin, farklı Hakan? Farklı yorumluyoruz. Yani laiklik hazır şeyde arkamızda. Yani mesela madde 14 partimiz laikliği diyor. Devletin din ile hiçbir ilgisi bulunmaması ve hiçbir din düşüncesinin kanunların tanzim ve tatbikinde müessir olmaması manasında anlar. Din hürriyetini diğer hürriyetler gibi insanlığın mukaddes haklarından tanır. Şimdi daha genişçe bir laiklik evet, tanımı. Evet. İçinde din hürriyetinden var. Bahsedilmeye yani, başladığından itibaren laiklik anlayışını farklı bir yorum ve değerlendirme hı. içinde almış oluyoruz. Onu açık açık ama laikiz. Ama bak, burası çok önemli. Evet. Ama laikiz. Yani biz laikliğe ama, karşı bir parti değiliz. Laikiz. Ama böyle anlarız laikliği. Evet. Devletçiliği de şöyle anlarız. Yani geçici bir sürede özel sektör işte güçleninceye kadar o sırada devlet üzerine düşeni yapar. Yapar. Yani fakat özel sektör yeteri kadar güçlendikten sonra devletin elindeki bütün evet. işletmeleri, kuruluşları
özel sektöre devrederiz. Evet. Devletçiliği bu şekilde algılıyoruz. Yani özel teşebbüs ve sermaye faaliyet ve tasarruflarının devlet tarafından nizamlanması, özel teşebbüs menfaatleriyle genel menfaatin telifi ve korunması zaruretinden ileri gelmektedir. Bizim devletçiliğimiz iktisadi şartlarımızın ve ihtiyaçlarımızın çizdiği yoldur. Yani bir gayet sürü şey pragmatik yok. Bir çok yol. Pragmatik. Şu anda devlet müdahil olmak durumunda ekonomide. Ama Cemil'in dediği gibi bu özel sektör eğer gelişirse o zaman buna da gerek kalmıyor. Ve, o tabii ki bir şeyi de söylemiş oluyor. Altı ilkeden bazılarının kalkabileceği, yani altı oktan bazılarının ortadan kalkabileceğini ima etmiş oluyor. Şu an için evet, var gibi evet. diyor. O da ilginç. Evet. Sonunda da zaten ilk kalkan evet. devletçilik oluyor. Devletçilik oluyor. Evet. Ama izleyicilerimize şunu da hatırlatmamız lazım. Demokrat Parti'nin devletçiliği tartışmaya açmasından hemen önce zaten Cumhuriyet Halk Partisi de kendi içinde devletçilik ilkesini tartışmaya açmıştı. Evet. Ve Demokrat Parti'nin devletçilik konusundaki bombardımanından sonra Cumhuriyet Halk Partisi de zaten eski devletçilik anlayışından tamamen sıyrıldı. Tamamen farklı bir yorum ve değerlendirmeye gitti. Ve 1947 yılında yapacağı kurultayda devletçiliği neredeyse Demokrat Parti'nin algıladığı şekilde algıladığını ilan edecek. Evet. Kısa bir süre sonra. Bir kırılma noktası daha var, onu da hatırlayalım. 1948 yılında İstanbul İktisat Kongresi toplanıyor. Hmm. Ve o İstanbul İktisat Kongresi'nin 3 maddesinden birinci maddesi devletçiliğin yeniden tanımlanması gerektiği. Bu hem Demokrat Parti'yi hem Cumhuriyet Halk Partisi'ni etkileyen çok önemli bir kırılma noktası devletçilik konusunda. Mehmet, Demokrat Parti kurulur kurulmaz. 1946'nın başından itibaren. Şimdi şöyle bir paradoksla galiba karşılaşacaklar. Çünkü muhalefetin tamamı tek parti döneminde önemli görevler almış olan insanlardan oluşuyor. Hı-hı. Celal Bayar, Atatürk döneminin ve İsmet İnönü son başbakanı. Döneminin önce ekonomi bakanı, evet, tabii. Sonra son başbakanı. Son... İnönü'nün de ilk başbakanı. İnönü'nün de ikinci Bayar evet. hükümeti, İnönü'nün de ilk başbakanı. Başbakanı. Doğru. Tabii, şimdi doğru. Celal Bayar'ın böyle bir pozisyonu var. Diğer Fuat Köprülü'nün olsun, Refik Koralsan'ın olsun ve tabii ki Adnan ve tabii ki Adnan Menderes'in olsun. Hepsinin Cumhuriyet Halk Partisi içinde önemli yerleri tabii. var. Tabii. Muhalefete geçtikleri zaman şöyle bir paradoksla karşılaşacaklar. Herkes soracak, diyecekler ki peki şimdi muhalefete geçtiniz ama evet. daha önce niye aynı şeyleri söylemiyordunuz? Nasıl bir bu işin içinden nasıl çıkabilir Demokrat Parti? Bu işin içinden nasıl çıkabilir bilmiyorum ama şu önemli bir konu. Öyle yorumlanır ve bu yorumun altını çizmek lazım. Demokrat Parti'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden çıkmış bir muhalefet partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi ile rekabet etmesi çok partili siyasal hayata yumuşak geçiş sağlayan özelliklerden biri. Çünkü, bu çok önemli bir nokta. Evet, bu çok önemli bir nokta. Evet. Çünkü hiç kimse şundan kuşku duymuyor. Demokrat Parti, Cumhuriyeti yıkmaya çalışan bir parti i̇şte ama değil. Ama o garantileri veriyorlar. Demokrasiyi, evet, demokrasiyi geliştirmek yani, isteyen bir parti. Evet. Zaten adının demokrat olmasının sebeplerinden biri. Benim hiç anlamadığım hususlardan bir tanesi 1946 senesinde bir parti kurmaya karar veriyorsunuz ve adını Osmanlı Demokrat döneminden fırkası. Halma evet. efendim ve onların epey bir dalga geçtikleri, bizden değilmiş gibi gösterdikleri evet. Frenkçe bir isim evet. alıyorsunuz. Yani demokrat demek bile, telaffuz etmek bile bayağı zor olan bir şey. Halk zaten bunu, yani lafı belki sen oraya getireceksin şimdi. Getirecektim, sana bıraktım. Hayır, ben sana şunu pas atacağım. Demokrat demek konusunda biraz sıkıntı çekiyor. Evet. Ne yapıyorlar onun kolay ortada? Değil. Demirkrat. Demokrat telaffuz etmenin kolay yolu. 27 Mayıs'tan sonra demir bir tarafta kalıyor. Krat, bir Adalet taraf. Partisi'nde evet. tekrar ortaya çıkacak. Zaten. Gerçi Adalet Partisi'nin ilk amblemi krat değildir. Güneş içinden kitap, doğan kitap şeklindedir ilk amblem. İkinci amblemi o kratı çağrıştıran amblem. O önemli. O çok ya önemli. Şu hazır önümde tüzük açıkken nasıl oluyor da Demokrat Partisi bir muhalefet partisi olarak başarılı oluyor? İktidar partisinin içinden çıkarak o kadar açık garantiler veriyorlar ki. Mesela kimin üye olup olmayacağı konuşulurken
milli mücadeleye aykırı harekette bulunmamış. O Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünde de vardı. İlginç. Aynen, ama Demokrat Partisi de aynen bunu benimsiyor. Evet. Yani karşı çıkmış bir takım adamlar, 150'likler, şunlar bunlar. Evet. Yani onlar üye olamaz tadında. Ama gerçi affa uğradılar 150'likler. Tabii. Yani 39'da zaten tabii. Döndü geldiler falan. Türk milletinin birlik ve istiklalini parçalamayı hedef tutan ideolojilere saplanmamış. Şimdi ne tarafa çekersen çek. Evet. Yani bunu biz Bayar'ın başka söyledikleri olmamış olsaydı ne demek istediğini anlamayacaktık bile. Ama çok bunlar yüksek garantiler veriliyor. Hakan, yani senin okuduğun titizlikte Demokrat Parti'nin tüzüğünü kaç kişi okumuştur 1946'dan bu yana? Herhalde hiç kimse okumadı. Herhalde bugün yani parti program ve tüzüğünü kaç kişi okumuştur? Okuyor, kaç kişi merak ediyor? Yok, ben tüzükleri severim. Yorumluyor, o çok önemli. Yani, şimdi tam arkamızda Demokrat Parti'nin... Biraz ona değinelim şimdi. Demokrat Parti'nin bugün de son derece ne diyelim, İkonik. Güncel olan, hiçbir şekilde gündemden kalkmamış, tarihsel olmaktan ziyade belki tarihsel olduğundan daha fazla güncel olan meşhur... Afişine 1946 gidelim. Seçim afişi var. Evet. Bugün başbakan da seçim meydanında bu afişten bahsetti. Evet. Biz de bahsedelim. Evet. Şimdi bundan bir iki önceki afişe gelelim önce. Yani öyle başlayalım. Bir bütün halinde söz edelim mümkünse. Cumhuriyet Halk Partisi'nin afişi olacak bundan evvel. Çünkü 1946 seçimleri önce öyle zikredelim. 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti kuruldu. Kurulmasından sonra Demokrat Partilileri de şaşırtacak kadar büyük bir rağbet gördü. Bu rağbeti Cumhuriyet Halk Partisi de fark edince 1947'de yapılması gereken seçimleri erkene aldı. Dolayısıyla 21 Temmuz 1946 seçimleri ilk defa. Bu afiş değil. Bundan evvelki Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1946 afişi. 46 CHP yazacak. Tam bu noktada bu seçim rekabetine ve afiş rekabetine girmeden önce küçük bir ara veriyoruz. Tamam. Bizden ayrılmayın lütfen. Bundan başlayalım ondan sonra. Eski defterlere devam ediyoruz. Tam 1946 seçimlerinin meşhur afişlerinde kalmıştık. Bu noktadan itibaren Demokrat Parti'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşılıklı seçim, meşhur seçim afişlerine tekrar geri dönüyoruz. Biraz sonra arkamızda Cumhuriyet Halk Partisi ile başlayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün ve İsmet İnönü'nün partisi olarak kendisini tanımlayacak ve bu iki önemli önderin öncülüğünde bundan sonra yapacağı çalışmalar hakkında seçmenlerine bilgi vermeye çalışacak ve buna karşılık Demokrat Parti daha önce yapılmış, daha doğrusu kendince yapılamamış olanları kritik ederek kendince asıl yapılması gereken gündem maddelerine işaret edilecek. Şimdi sırasıyla bu iki farklı dünya görüşünün afişlerine bakacağız. Şimdi bir defa reklamlardan önce, haberlerden önce söylemiştik. 7 Ocak 1946 Demokrat Parti'nin kuruluşu. Kurulduğu andan itibaren Demokrat Parti'yi de şaşırtacak derecede bir rağbetin oluşmaya başlaması. Bu rağbetin Cumhuriyet Halk Partisi'ni rahatsız etmesi ve seçimlerin bir yıl erkene alınması, yani erken seçim yapılması kararı. Seçimler bir yıl erkene alınacak. 21 Temmuz 1946'da yapılacak. Hatta hatırlayacaksınız, Demokrat Parti bir ara tereddüt geçirdi. Seçimlere katılayım mı, katılmayayım mı diye. Sonuçta da seçimlere katılma kararı verdi. Seçimlere katılma kararı verdikten sonra ortam biraz daha gerginleşti. Çünkü siyasal rekabet kızışmaya başladı. Hatta Demokrat Parti o kadar hazırlıksızdı ki Türkiye'nin tamamında aday gösteremedi. Yani yaklaşık 450 milletvekilliği için 250'ye yakın ancak aday gösterebildi. Bu seçimlerde ilk defa afişler de birbiriyle... Evet, biraz sonra Demokrat Parti'nin meşhur afişine gelecek. Şimdi önce bu afişi biraz değerlendirelim. Cizeri kim? İhap Hulusi. Bu efsane bir isimdir bir defa. Onu söylemek lazım. Çok önemli bir çizer. Çok önemli bir grafiker Türkiye tarihi açısından. Ama afişe baktığımız zaman Atatürk ve İnönü Cumhuriyet üyle yazıyor yani. Bir önceki afişte kalalım. Onu biraz analiz edelim, ondan sonra buna dönelim. Cumhuriyet Ü ile yazılıyor ve oyun Cumhuriyet Halk Partisi'nin başlarıdır diyor Atatürk ve İnönü. Oylarımızı onların partisine verelim. Afişe baktığımızda 4 tane insan, bir tanesi şehirli, modern, işte düpiyes giymiş bir hanım, saçları yapılı, yanında başörtülü bir hanım. Arkasında köylü,
kasketiyle beraber. Onun yanında şems siperli serpuş giymiş. Fötür şapka. Siperli, evet. Giymiş bir şehirli erkek. Hepsi ellerinde oy pusulası CHP'ye verecekler. Şimdi bu afişin yanı sıra, bundan sonraki afişe geçebiliriz şimdi. Artık efsane olmuş bir afiş gelecek karşımıza. İlk defa 1946 seçimlerinde kullanılan, sonra 1950 seçimlerinde de kullanılacak olan, evet, yeter söz milletindir afişi. Afişin sağ alt tarafına dikkat edersek Selçuk Milar ismini göreceğiz. Çizeri Selçuk Milar, Demokrat Parti, bir el ve bu el artık dur işareti yapıyor. Söz milletin. Demek ki o ana kadar söz milletin değildi mesajı. İnsanlık mesajı. Anıtının eline benziyor. Evet, aynı zamanda evet, ucube diye eleştirilen insanlık anıtının eli, güzel bir el. Yani o şey. Şimdi burada bu afişin bir hikayesi var. Bu afişin hikayesi ne iyi ki Tarih Toplum Dergisi'nin eski genel yayın yönetmeni, şimdi Bilgi Üniversitesi yayınlarının başında olan, hı-hı, Fahri Aral, Selçuk Milar vefat etmeden önce bu afişin hikayesini ondan röportaj yaparak okuyucularına, yani Tarih Toplum'un okuyucularına aktarmıştır. Hem de Fahri Aral'a teşekkür edelim. Onun sayesinde bu hikayenin ayrıntılarını öğrendik. Selçuk Milar o dönemde erkek, tam görevi şöyleydi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı teknik öğretim müsteşarlığında çalışan bir çizer. Arkada da görüyoruz Selçuk Milar'ı. Selçuk Milar, bu 46 seçimlerin ruhuna uygun bir afiş siparişi yapılıyor ve bu afişi yapıyor. Ve bu CHP'lilerin de çok ilgisini çeken bir afiş. Hatta hatırlıyorum, Hasan Ali Yücel o dönemde Milli Eğitim Bakanı ve çok o da etkilenmiş ve Selçuk Milar'a biraz sitayiş dolu, keşke sizden haberimiz olsaydı, biz sizden yararlansaydık demiş. Hı. Ama CHP'liler veya o dönemin iktidar partisi o kadar etkilenmiş ki afişten, Urfa'ya tayini çıkıyor Selçuk Milar'ın Ankara'dan. Yani o bir tür sürgün cezası gibi. Daha sonra bu rekabet kızışacak 21 Temmuz 1946'ya giderken. Bu rekabet o kadar sıkıcı bir hale gelecek ki bir ara, veya korkutucu bir hale. İlk defa çok partili seçimler yapılırken hatırlayacaksınız, Adnan Menderes'in kahyasını bile öldürülecek. Çakırbeyli çiftliğinde. Evet, Çakırbeyli çiftliğinde bu. Hatta herkesin çok fazla tedirgin olduğu, evet, korktuğu bir an, tam demokrasiye bir adım kala, işte birkaç gün kala böyle bir olayın olması. Ve sonuçta 1946 seçimleri olacak ve ne yazık ki bu 46 seçimleri, geçen hafta sen de söylemiştin oy sandıkları ile ilgili bazı onu bana tarifleri. Bir İngiliz diplomat anlattı, onun kaynağı. Yani onu bir yerde okumuş falan değilim. Türkiye'de görev yapmış yüksek seviyeli bir İngiliz diplomat, hepimiz biliyorduk dedi. Yani Boğaz'da dedi şeyler yüzüyordu dedi, tahta dedi, yalısından bakanlar dedi oy sandıklarını görüyorlardı. Ve şimdi aslında bu demokrasiye geçişin böyle hileli, hani sandık sonuçlarını değiştiren bir şekilde olmasına da aslında baktığımızda hiç gerek olmadığını görüyoruz. Bu neden? Büyük bir talihsizlik. Hakikaten talihsizlik, çünkü zaten aday gösteremiyor, evet, zaten. Zaten aday gösteremiyorlar ve yani tabii seçimlerde Demokrat Parti gösterebildiği bütün milletvekilliğini seçtirebilse dahi Halk Partisi yine kazanacak. Kazanacak. Üstelik seçim sonuçlarına bakarak şu yorumu yapabiliyoruz. Hile yapılmasa 62 tane ya da 60 civarında milletvekili var Demokrat Parti'nin. Dürüst geçse seçimler 80 civarında milletvekili seçilecek. Bilemedin 100 tane seçim. 100'e bile çıkmıyor. Yani 85'e bile çıkmıyor. Seçim yapılan yerlerdeki sonuçlara baktığımız zaman. Şimdi nasıl zaman oldu da bu 46 yılında yapılan seçimler programın ilk yarısında anlattığımız tek parti dönemi seçimlerinden daha farklı oldu? İsterseniz biraz ona, evet, değinelim. Şimdi 1946 yılına gelince tabii iki dereceli seçim sistemiyle bu işin olmayacağı çok açık olduğu için muhalefetin de seslendirmesi üzerine iktidar seçim kanununda bir değişiklik yaptı. Evet. Ve dedi ki bundan böyle Cumhuriyet tarihinde ilk defa olmak üzere iki dereceli seçim sistemi bitmiştir. Bugün olduğu gibi kadınlar ve erkekler herkes tek bir oy sahibi olarak gidip sandık başında doğrudan farklı partilerin göstermiş oldukları milletvekili adaylar arasında serbest rekabet sonucunda istediğine oy verebilir. Yani yeni bir seçim kanunu yeni çıktı. Yeni bir seçim kanunu. 6 Haziran 1946'da, evet, yeni bir tek, seçim dereceli, kanunu, tek dereceli çoğunluk esasına dayanan yeni bir seçim kanunu. Güzel. Buraya kadar her şey
Normal. Normal. Şimdi asıl anormallik bundan itibaren başlıyor. Şimdi sabah eskiden seçimler birkaç güne yayılarak yapıldığı için yine bir itiş kakış olurdu. Hı hı. Bu defaki seçim kanununda bugün olduğu gibi sabah diyelim ki 8'de açılacak sandıklar, akşam 5'te kapanacak. Bitti seçim. Hı hı. Sabah 8 oluyor, seçmenler seçim sandıklarının önünde kuyruğa girmeye başlıyorlar. Şimdi bazı seçmenler muhalif olduğundan daha ziyade şüphe edilen seçmenler seçmen kütüklerinde isimlerini bulamıyorlar. Bugün de olduğu gibi eğer seçmen kütüğünde isminiz yoksa oy kullanamazsınız tabiatıyla. Hı hı. Diyorlar ki bizi kaydetmemişsiniz seçim kütüğüne. Onlar da diyorlar ki efendim zamanında kontrol etseydiniz. Hı hı. Oy kullanamayacaksınız. Bir grup muhalif olduğundan şüphe edilen seçmen oy kullanma hakkından bu şekilde vazgeçirilmek zorunda kalıyor. Fakat işin vahim tarafı şurada. Diyelim ki seçmen kütüğünde isminizi buldunuz. Seçim sandığının önüne geldiniz. Orada memurlardan kurulu bir seçim heyeti var. Bugün olduğu gibi bağımsız insanlardan kurulu değil. Memurlardan kurulu olan heyet diyor ki size, hoş geldiniz Sayın Cemil Koçak. İki tane elimizde veya üç tane elimizde seçim listesi var. Bu Demokrat Parti'nin, Halk Partisi'nin hangisini ve Milli Kalkınma Partisi'nin Sayın Cemil Koçak herkesin gözü önünde hangisinden arzu edersiniz diye soruyor. Şimdi eğer Cemil Koçak çok cesur bir insan değilse pardon ben şu demokratlardan bir tane rica edeyim demesi ihtimali zayıf. Mecburen diyeceksiniz ki ben Halk Partisi'ni alayım ki herkesin gözü önünde muhalif olduğum. Sayım nasıl yapılıyor? Şimdi daha... peki herkesin gözü önünde bir takım cesur insanlar diyorlar ki ben Demokrat Parti listesi rica edeyim diyorlar. Ters ters bakışlar altında herkesin gözü önünde o Demokrat Parti listesini sandığa atıyorlar. Zaten mimlendiniz çıkarken. Sayın Cemil Koçak. Demokrat olarak. Diye yazdılar. Sonra akşam 5 oluyor diyelim sandıklar açılıyor. Fakat bu defa diyorlar ki bir dakika bugün olduğu gibi herkesin gözü önünde sandıklar açılacak, oylar sayılacak diye bir şey söz konusu değil. Sandığı alıyorlar, arka orgaya götürüyorlar. Arka odada o seçim heyetinde görevli olan memurlar oyları sayıyor. Şimdi bütün parti gözlemcileri sandık önünde zaten kaç tane demokrat, kaç tane halk partili oy atılmış aşağı yukarı tespit etmişler. Çünkü açık yapılıyor bu iş. Açık oy, gizli sayım. Açık oy. Şimdi onun adını koyalım. Evet, buna devam etmeden açık oy, önce, gizli sayım. Günümüzde kapalı oy, açık sayım temel ilkedir seçimlerde. Ama 46 seçimlerinde açık oy, kapalı sayım esası uygulanmıştır. Şimdi diyelim ki bir sandıkta beklediniz bütün gün 50 tane Demokrat Parti'ye oy atıldı. 60 tane de Halk Partisi'ne oy atıldı. Aşağı yukarı bunu gördünüz. Sandığı götürüyorlar odaya. 3 saat sonra çıkıyorlar, geliyorlar diyorlar ki seçim yaz kardeşim sonucu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne 120 oy, Demokrat Parti'ye 5 oy. İtiraz etme yetkiniz var mı? Var ama seçim tutanakları esas kabul ediliyor ve oylar sayıldıktan hemen sonra bütün oyları yakıyorlar. Bir daha oylar üzerinde sayım yapmak imkanı yok. Ancak o seçim tutanağının tutulmuş olduğu şekle itiraz edebilirsiniz. Artık anlat derdini Marco Paşa'ya. Bu şekilde bir seçim yapılıyor. Ve bu şekilde yapılan seçimin aslında trajik olan tarafı şu. Hani Demokrat Parti evet kuvvetli bir parti haline gelmiş. Efendim 60-80 belki 100 tane milletvekili parlamentoya sokabilecek ama Cumhuriyet Halk Partisi muhakkak iktidarda kalmaya devam edecek. Evet, fakat kesin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı çok önemli isimleri milletvekili seçilemeyecek diye böyle bir hileye başvuruyorlar. Ve bu maalesef daha demokrasinin ilk adımında demokratik havayı ve ruhu kirleten bir seçim. 46 seçimleri. Evet. Şimdi isterseniz birkaç tane aynı zamanda şuradan eski gazetelerden haberler gösterelim. Demokrat Parti kazanıyor. İstanbul'da kazanıyor haberleri. Her yerde kazanamayacak tabii ama bazı yerlerde kazanmayı başarabilecek. Aşağı yukarı 60 küsür milletvekili çıkarabilecek.
ve aynı zamanda parlamento tekrar toplandığı zaman ister istemez Demokrat Parti bu 46 seçimlerinin sonuçlarına itiraz edecek. Diyecek ki biz büyük bir haksızlığa gadire uğradık. Bizim aslında aldığımız oy bu kadar değildir. Şimdi izleyicilerimize enteresan bir bilgi daha vermek isterim. Bu 1946 seçimleriyle ilgili eğer bizden rakamsal bilgi almak isterlerse, matematiksel bilgi almak isterlerse, mesela Demokrat Parti Adıyaman'da kaç tane oy almıştır? Cumhuriyet Halk Partisi kaç oy almıştır? Bunların yüzdelikleri nelerdir diye soracak olurlarsa sormasınlar lütfen. Çünkü buna cevap verecek hiç kimse yok. Çünkü 1946 seçiminin sonuçları yalnızca ve yalnızca, 1946 seçimlerinin sonuçları yalnızca ve yalnızca milletvekili bazında açıklandı. Cumhuriyet Halk Partisi kaç tane milletvekili kazandı? Demokrat Parti kaç milletvekili kazandı? Ve bağımsızlar kaç tane milletvekili kazandı? Peki oy oranları nedir? Bilmiyorum. Bugün bile bilmiyoruz. Aslında bir tek veri var bu konuda milletvekilleri dışında. Hatırladığım kadarıyla dönemin İçişleri Bakanı Hilmi Uran. Hilmi Uran'a mecliste sonunda Demokrat Partililer soruyorlar. Bir soru önergesi veriyorlar. Ona bir cevabı var. 1946 seçimlerinin katılma oranı, bu katılanların yüzde kaçı erkek, yüzde kaçı kadın ve yüzde kaç CHP'ye gitti, yüzde kaç DP'ye gitti şeklindeki oy oranları mecliste Hilmi Uran'ın verdiği bilgiden ibaret. Ötesi yok. Zaten o yüzden izleyicilerimiz meraklıysa bu konuya fark edecekler ki Türkiye'de seçim sonuçlarına dair bilgiler 1950 yılından itibaren başlar. Ne 46 yılına ne ondan önce işte 1923, 1927, 1931, 1935, 1939, 1943'e ait elimizde bilgi yok. Bilgi yok. Yani maalesef bir 1935 seçimlerine dair 1935 sayılan seçimi diye devletin yayınladığı bir hiçbir yerde de bulunmayan bir kitapçık vardır. Onun dışında biz hala ne katılma oranlarını ne doğruduruz bilmiyoruz. Evet. Açıklanan rakamları biliyoruz. Ve bu 46 seçimlerde yani çok partili siyasal hayata geçtiğimiz seçimlerin oranları da mecliste yapılmış, kürsüden yapılmış bir konuşmayla elimizde. Yani demokrasi olmayınca oy oranına da gerek yok diye herhalde düşünüyorlar. Hiç lüzum yok. Bir ikinci bir mesele daha var bu 46 seçim kanunuyla ilgili. Bugün de çok tartışılan bir mesele daha var. O dönemde de çok tartışılıyor. Bu mesele seçim sistemiyle ilgili. Yani seçim sisteminden kasıt o dönemde bugün olduğu gibi %10 barajı ya da 1980 sonrasında uygulandığı gibi bazı yüksek bölge barajları yoktu. Tek bugünkünden farkı çoğunluk sisteminin uygulanıyor olması. Şimdi diyelim ki herhangi bir il bir seçim bölgesidir ve bu ilde 10 tane milletvekili çıkacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi 10 tane milletvekili adayı gösterir. Demokrat Parti 10 tane. Başka parti varsa onlar da 10 tane. İsteyen varsa bağımsız olarak aday olabilirler. Fakat son tahlilde bütün oylar kullanıldıktan sonra kim, hangi parti en çok oyu almışsa %50'yi geçmek zorunda da değil. Seçim bölgesindeki oylardan. Diyelim ki 100 tane oy kullanıldı. Partilerden bir tanesi 45 tane oy aldı. En çok oyu aldı. Evet, diğeri 40 tane aldı. 45 tane oyu alan, o yörede çıkacak olan 10 milletvekilinin tamamını kendi partisinden çıkarabiliyor. Çoğunluk sistemi dedikleri şey bu. Dar bölge çoğunluk 1946 sistemi. Yılından 1961 seçimlerine kadar 15 yıl boyunca Türkiye'de uygulanan seçim sistemi bu çoğunluk sistemi olmuştu. Şimdi bu çoğunluk sistemine Demokrat Parti muhalefetteyken çok eleştirdi. Yöneltti. Dedi ki yani bu böyle bırakmadı. Olamaz. Bu demokrasinin önünden geldi. Bu böyle olamaz. Çünkü yani bu yani birinci parti bütün hepsini alıyor. Geri kalanlar hiçbir şey alamıyorlar. Birinci parti çıkan iktidar partisi olarak parlamentoda kocaman bir grubu oluyor, diğerinin olmuyor. Evet. Bu demokratik bir sisteme uygun bir şey değildir. Evet. Bunun yerine bugün uyguladığımız nispi temsil usulünü temsil uygulayın sistemi. Dediler. Oransal sistemi. Evet. Kim ne kadar hangi oranda oy alabilmişse o oranda aşağı yukarı tabii milletvekili çıkarabilsin dedi
Demokrat Parti 1946 seçimlerinden önce ve 1950 seçimlerinden önce Demokrat Parti'nin en önemli taleplerinden bir tanesi nispi temsil usulünü uygulatabilmekti. 4 yıl boyunca bunu her fırsatta söyledi. Evet. Ve Cumhuriyet Halk Partisi her defasında kendisini birinci parti olduğunu düşündüğü ve birinci partinin de avantaj onu belirtti. Bu sistem en çok iktidar partilerine yarıyor. Birinci parti olduğunuz takdirde geniş yerlerde birinci parti olduğunuz takdirde bütün milletvekilleri topladığınız için tabii hızla iktidar partisi, çoğunluk partisi oluyorsunuz. Her teorik olarak şöyle, her seçim bölgesinde bir oy farkla kazansanız hepsini alıyorsunuz. Evet. Sonuç olarak 80 seçim bölgesinde toplam 80 oy farkıyla bütün milletvekillerini teorik olarak kazanmanız mümkün. Şimdi Demokrat Parti diyor ki bu sistemden vazgeçelim, nispi temsile dönelim. Herkes alabildiği oy kadar milletvekili çıkarsın. Cumhuriyet Halk Partisi'nde buna karşı diyor ki hayır olmaz. Biz bu sistemde direneceğiz. Evet. Şimdi 1950 seçimlerine biraz sonra geldiğimiz zaman, kısa bir süre sonra bu sistemin nasıl tamamen farklı bir şekilde Demokrat Parti'nin çalıştığını görmüş olacağız. İsterseniz tam bu noktada 1950 seçimlerini haritasına geçebiliriz. Bir haritamız var. Biliyorsunuz bütün seçim gecelerinde, bütün televizyon programlarında bir harita muhakkak yayınlanır. Maviler, kırmızılar, yeşiller, sarılar ortaya çıkar. Biz de böyle bir harita hazırladık. Daha doğrusu... Ondan önce bir küçük bir şeyi söyleyelim mi? Şimdi biz bugün 14 Mayıs seçimlerini konuşuyoruz. Haritada geldi zaten. Evet. Bu 14 Mayıs'ı neden konuşuyoruz? Türkiye'de bir muhalefet partisinin seçimleri kazanarak iktidara gelmesi. Ve bunun barışçı bir şekilde gerçekleşmesi. Evet. Biraz bunun belki altını çizmemizde yarar var. Yani bu bir o dönemde de demokrasi bayramı, beyaz ihtilal gibi kavramlarla karşılanıyor. Çok önemli. Hakikaten Türkiye'de 23 yıllık tek parti iktidarının ardından iktidar el değiştiriyor ve barışçı bir şekilde değiştiriyor. Bu da dünyadaki tek örnek. Evet. Bunun dışında başkaca siyasal bilim literatüründe karşılaştırma yapılabilecek başka bir örnek yok. Şimdi izin verirseniz ben biraz arka tarafa haritanın önüne doğru gideyim. Ve bu seçim gecelerinde yapıldığı gibi biraz 1950 seçim sonucunun matematiksel analizini yapmaya çalışalım. İzleyicilerimiz hemen fark edeceklerdir. Bu seçim haritasında Demokrat Parti'nin kazanmış olduğu yerler tabii çok daha fazla. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmış olduğu yerler daha az. Fakat 1950 seçimlerinde parlamentoda yer almış olan milletvekili gruplarına baktığımız zaman Demokrat Parti'nin bu çoğunluk sistemi sayesinde 400 kadar milletvekili kazandığını görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ise sadece 70 milletvekili kadar kazandığını görüyoruz. Oysa matematiksel olarak seçim sonuçlarına baktığımız zaman ayrımın bu kadar büyük olmadığını biraz sonra size aktaracağım. Fakat enteresan olan nokta şu, bugün son zamanlarda yapılan seçimlere baktığımız zaman genellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin nerelerden oy aldığını hatırlayacağız. İzleyicilerimiz bunu hemen hatırlayacaklardır. Genellikle kıyı bölgelerinden Marmara, Trakya, Ege, Akdeniz bölgesinden Cumhuriyet Halk Partisi bugün büyük oranda oy kazanabiliyor. Buna karşılık Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışındaki partiler Anadolu'nun diğer yörelerinde daha yüksek oranda oy kazanabiliyor. 1950 seçimlerin enteresan olan noktası şu ki Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimde Güneydoğu ve Doğu bölgesinde yoğun olarak oy kazanabiliyor. Şimdi bu şaşırtıcı gelecek izleyicilerimize. Bana hala şaşırtıcı geliyor ve tam olarak açıklamasını yapmakta güçlük çekiyorum. Çünkü biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi modern, gelişmiş, kalkınmış, daha iyi eğitim görmüş ve tek parti dönemindeki o eğitim ve kültür hizmetlerinden çok daha fazla yararlanma imkanını bulmuş ve bunu desteklemiş olan gruplardan oy alma ihtimali yüksek olan bir parti. Bunlar neredeler? Daha çok batıdalar.
Batı bloğunda, Marmara'da, Ege'de, Akdeniz'de. Oysa Demokrat Parti sanılanın aksine işte en çok bu gelişmiş bölgelerden büyük oranda oy alacak. Buna karşılık Güneydoğu'da ve Doğu'da Cumhuriyet Halk Partisi Demokrat Parti'den kat kat üstün oy alacak. Mesela özel olarak Hakkari'den bahsedeyim. Demokrat Parti'nin 1950 yılında seçime katılamadığı yegane il Hakkari. Cumhuriyet Halk Partisi Hakkari'de %100 oy alacak. Birkaç tane örnek vermek istiyorum. Mesela Bingöl'de Cumhuriyet Halk Partisi %56 alırken Demokrat Parti sadece %30 oy alabiliyor. Bitlis'te Cumhuriyet Halk Partisi %60'a yakın oy alırken Demokrat Parti sadece %30'a yakın oy alabiliyor. Erzincan'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu %60 iken Demokrat Parti'nin %40. Hatay'da Cumhuriyet Halk Partisi %52 alırken Demokrat Parti 48 alabiliyor. Kars'ta Cumhuriyet Halk Partisi %59 alırken Demokrat Parti sadece %41 alabiliyor. Malatya'da %60 alırken Demokrat Parti sadece %40 alabiliyor. Adana'da başa baş Demokrat Parti %48, Cumhuriyet Halk Partisi %45. Ankara'da yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin en çok oy almayı umduğu illerden bir tanesinde bu defa Demokrat Parti 49, Cumhuriyet Halk Partisi 42. Üstelik Ankara'da o dönem 1950 seçimlerine İnönü hem Ankara'dan hem Malatya'dan aday olmuştu. Ankara'da seçimleri kaybetti. Hatta işte balkona çıkıp Ankaralılara kızdığı söylenir. 1950 seçimlerinde Malatya'dan milletvekili seçildi. Evet, İkisini birden kazansa? Evet, ikisini birden kazansa bir tanesinden ayrılıyor. Onun için yeni seçim yapılıyor. Evet. Çünkü o dönemde izleyicilerimizi hatırlatmak isterim. Bugün olmayan iki önemli özellik var. Bunlardan bir tanesi adaylar yalnızca tek bir seçim bölgesinde katılmak zorunda değiller. Mesela Aydın'dan ve Malatya'dan aynı anda aday olabilirler. İki taraftan birden kazanırlarsa bir tarafını tercih ederler. Böylelikle seçilme ihtimalini yükseltirler. İkinci özellik, bugün hiç olmayan bir başka özellik, parti listesinden bağımsız olarak seçilebiliyorsunuz. Herhangi bir partinin listesinden ama bağımsız olarak. Bağımsız. Mesela Demokrat Parti listesinden bağımsız seçilebiliyorsunuz. Hı-hı. Halk Partisi listesinden bağımsız seçilebiliyorsunuz. Bu da oy hesaplarında karışıklık yaratıyor aslında. Enteresan olan nokta şu. 1950 seçimleri olsun, ondan sonraki seçimler olsun, resmi istatistiklere baktığımız zaman bile bütün rakamları topladığımız zaman tutarlı olmuyor. Tutmuyor rakamlar. O yüzden bu rakamları yaklaşık kabul etmek milletvekili lazım. Milletvekili sayıları da seçim günü ve ertesiyle parlamentonun açılışı arasında hep farklılık gösterir. Çift yerden seçilenlerin istifa etmesi vesaire şu bu. Bir de şeyi hatırladım. Galiba 1946 seçimlerinde Fevzi Çakmak Demokrat Parti listesinden ama bağımsız olarak katılmıştı. Evet. Onu hatırlatalım. Evet. Yani sonra da istifa etmişti kızıp. Kız 8'de. Evet, sonra Millet Partisi'nin kurucusu oldu, başkanı kurucusu oldu. Doğru. Partilerin bir Halide kısmı Edip bağımsızdır. Evet, partilerin Halide bir kısmı böyle önemli isimleri doğrudan parti listesine alamazsa eğer, onun prestijinden yararlanmak üzere bağımsız olarak kabul listesini ediyorlar. Listesini alıyor. Birkaç tane daha isterseniz izleyiciler merak edebilirler bu 1950 seçimleriyle ilgili oranları. Mesela Diyarbakır, Demokrat Parti 52, Cumhuriyet Halk Partisi %47. Elazığ, Demokrat Parti %53, Cumhuriyet Halk Partisi %46. İstanbul, en önemli merkez. Demokrat Parti %52 alırken Cumhuriyet Halk Partisi sadece %24 alıyor. Yani aslında memleketin en gelişmiş olan ilinde normal koşullar altında Cumhuriyet Halk Partisi'nin en çok oyu alması gerekirken Cumhuriyet Halk Partisi en az oyu alıyor. Fakat enteresan olan nokta şu, o noktaya gelelim. Evet, Demokrat Parti 400 tane milletvekilini parlamentoya sokacak ve bu ezici bir zafer olarak tarihe geçecek. Fakat bu 400'ün altında yatan matematiksel hesap, işte bu basit Cumhuriyet Halk Partisi'nin zamanında kabul etmek istemediği çoğunluk sisteminden doğuyor. Tam aksi şekilde işleyip de seçim bölgelerinde Demokrat Parti daha çok birinci parti olunca
Hepsini o kucaklayıp getiriyor. Fakat rakamlara baktığımız zaman Demokrat Parti'nin almış olduğu oy oranı %55 civarında bir oy alıyor. Ama yani yüksek bir oran. Ama şimdi oraya geleceğim. %55'i alıyor. Fakat şimdi Cumhuriyet Halk Partisi 23'ten beri 27 yıldır iktidarda olan bir parti. 27 sene içindeki yıpranma paylarını düşünelim. Mesela ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti iktidarına karşı çok kritik eden kitaplar yazdım. Bu dönemin çok fazla ayrıntılı öykülerini yazdım. 1925 Şeyh Said ayaklanmasından tutun. Bütün diğer ayaklanmalar ve isyanların nasıl bastırıldığından, bu ülkenin nasıl bir yönetim mekanizması tarafından yönetildiğinden söz ettim. Şimdi efendim varlık vergisi ayrı. Bütün bunları tekrar burada tekrar etmeye gerek yok. Bütün bunlara rağmen. Şimdi bütün bunlara rağmen. Yani efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti iktidarının getirmiş olduğu bütün sonuçlara rağmen. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oy oranını şimdi telaffuz edeceğim. Ve muhtemelen birçok izleyicimiz bunu yeniden hatırlarken şaşıracaklar. %40. Evet. Serbest bir seçimde 27 sene tek parti dönemi olarak adlandırılan bir idare sisteminden gelen bir siyasi parti toplumun serbest seçiminde %40 oranında oy kazanabiliyor. Bu önemli. 14 Mayıs bu bakımdan demokratlar açısından büyük bir zafer olabilir. Ama Halk Partisi'nin ağır bir seçim mağlubiyeti aldığını söylemek mümkün değil. Eğer arada 1 milyondan biraz daha fazla oy farkı var. 9 milyon seçmen arasından 8 milyonu oy kullanmış. Demokrat Parti 1 milyon 200 bin kadar oy daha fazla almış. Yani seçmenlerin 600 bin seçmen ki bu oy kullanan seçmenlerin aşağı yukarı %13'ü anlamına geliyor. Fikrini değiştirirse o %13'lük paydan 6 puanı bir taraftan Demokrat Parti'den ayrılsa ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelse bir şekilde 14 Mayıs 1950 seçimlerinde ne olacak biliyor musunuz? İki parti başa baş gelmiş olacaklar. Şimdi bu hiç 1950 seçimleri için yapılmış olan bir tahlil değil pek. Bazı araştırıcılar gerçekten de bu gerçeği zamanında uzun yıllar önce yazmış olmalarına rağmen bazı akademisyenler bugüne kadar siyasi literatürde ve siyasi anlayışta 14 Mayıs büyük bir mitoloji olarak anlatılmıştır. Fakat gerçek budur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu seçimde %40 gibi bugün açısından bakıldığında hiç kimsenin belki de hayal edemeyeceği. Rakam, ancak oran, 1977 seçiminde Bülent Ecevit'in alabildiği oy oranına erişmiş olması. En yüksek olması. Oydur o da. En ağır mağlubiyeti Cumhuriyet Halk Partisi. Efendim 1950'de Cumhuriyet Halk Partisi iktidar partisi olarak büyük bir mağlubiyete uğradı. Demek doğru değil. Halk Partisi ağır bir mağlubiyete uğramadı ama Demokrat Parti önemli bir zafer kazandı. Mağlubiyet diye yorumlanan şey milletvekili rakamları. Evet. Yani alınan oy oranıyla onun parlamentoya yansıması. Sonraki seçimlerde ne olduğunu söylersen. Evet. 1954'te Demokrat Parti oyunu yükseltti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu bir hayli daha düştü. Evet. Fakat 1957'de muhalefetin almış olduğu. Bir hayli oy dediğin %35. %35. Yani. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi seçmen kitlesi açısından baktığımız zaman bu oy oranları aslında bugün alınabilse Cumhuriyet Halk Partisi açısından büyük bir seçim zaferi olarak değerlendirilecek. Doğru mu söylüyorum? Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin önder kadrosu bugün %35'i, %40'ı kendisine hedef olarak koymuş durumda bu seçim öncesinde. 57 seçimlerinde CHP'nin oy oranı %41. Evet. Daha da artıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ağır mağlubiyet aldığında dahi öyle sanıldığı gibi ortadan kalkmış, pestili değil. Çıkmış, hayır. Yok olmuş, toplumda hiçbir karşılığı kalmamış bir parti falan değil. Ve bunu 1950'de alabiliyor. Yani bütün o tek parti döneminin hatıraları son derece canlı iken alabiliyor. O seçmen kütlesinden alabiliyor. Ve o seçmen kütlesinin bunun, çok bunun önemli bir kesimi Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da. Bu sosyolojik olarak, siyasi olarak analiz etmek, izah etmek lazım. Bunlar yapılmadığı sürece genellikle 14 Mayıs işte beyaz ihtilaldir, silahsız ihtilaldir, silahsız devrimdir tarzındaki bir terminolojiyle izah edilmeye çalışılıyor.
Muhakkak öyledir. Bu vesileyle 1950 seçimlerine de başbakan olacak Adnan Menderes'in bir nutku var. Seçim tamam, nutku var. İsterseniz sıra ona geldi. Tamam, ona gelmeden bir planımız daha var. Belki şunu da belirtelim. Yani 14 Mayıs hakikaten önemli. Dünya, yani dünyada örneğinin az olduğunu belirttik. Bizim böyle kutladığımız günler yok. Yani bizim iktidarın barışçı bir şekilde el değiştirmesini önemsememiz gerekiyor. Demokrat Parti iktidara gelmiş olabilir. Önemsenecek şey Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi değil. İktidarın barışçı bir şekilde, olabilecek en demokratik bir şekilde seçimle el değiştirmesi. Evet, biraz önce söylediğimiz gibi, yani bunun dünyada bir örneği yok. Hı. Şöyle örnekler aklımıza gelebilir. İzleyicilerimizin hayal gücünü biraz deşmek açısından. Mesela Doğu Avrupa'da Komünist Partiler yıkıldıktan sonra Komünist Partiler hiç isimlerini değiştirmeden yeniden seçimlere katıldılar bazıları. Ne kadar oy alabildi? Sovyetler Birliği Komünist Partisi kendi adını değiştirmeden Sovyetler Birliği'nde eğer bugün seçime katılsa ne kadar oy alabilir? Bu arada 40 alabilecek bir parti olabilir mi? O zaman ikinci özelliği de belirtelim. Şöyle ki burada Demokrat Parti iktidara geldi. İsmet Paşa, 23 yıllık tek parti iktidarının ikinci adamı. Cumhurbaşkanı, Lozan Kahramanı, Başbakan, bir sürü sıfatları var. İsmet İnönü de seçimlerin ardından bir muhalefet partisi lideri ve bir milletvekili olarak, Malatya milletvekili olarak, o parlamentoda sıradan bir milletvekili olarak oturmayı da oturulabileceğini de bunu da gösterdi. Bunun da önemli olduğunu belirtelim. Bir şeyi daha belirtelim. İlginçtir, bu seçimlerden sonra 14 Mayıs'ta seçimler oluyor. Hatırladığım 21 Mayıs'ta güven oyu alınıyor. İşte Adnan Menderes Başbakan, Refik Koraltan Meclis Başkanı, sonra Celal Bayar Cumhurbaşkanı seçiliyor. Hatırlayalım, çok kritik bir dönüm noktası. Haziran başında ilk darbe girişiminin duyumlarının alınması, hatta İsmet Paşa'ya bu konuda zorlama yapılması, İsmet Paşa'nın ikinci defa bence bu dönemde rol alması ve bütün bu baskıları reddetmesi. Hatırlayalım, Demokrat Parti daha iktidara yeni gelmiş, ilk yaptığı icraatlardan biri üst düzey bazı komutanları, kuvvet komutanlarını değiştirmek oldu. Evet, sessiz sedasız. İstersen izleyicilerimize de küçük bir haber verelim. Hı. Bu tür konuları 27 Mayıs vesilesiyle ele almayı planlıyoruz. Evet, bunu biraz daha detaylı konuşacağız. Anlatacağız. Şimdi bu 50'li yılların Demokrat Partisi ve işte çoğunlukla izleyicilerimiz Adnan Menderes'in görüntüsüne alışıktırlar. Ne yazık ki onun sesi daha çok Yassıada duruşmalarındaki ifadeleri sırasında duyurulur. Evet. Öyle hafızalarda kalmış. Nedense kalmıştır. Halbuki şimdi benim dinleteceğim elimdeki plak 1957 seçimlerinde, sen Adana'dan söz ettin. Evet. Adana'da birazcık CHP'nin üzerinde oy alan partiydi 50'de, ama bu 57 seçimlerinde yapılan bir konuşma, seçim meydanından kaydedilmiş bir konuşma. İzleyicilerimiz bütün konuşmayı net olarak anlayamayabilirler ama en azından o dönemde bir seçim meydanında bir liderin yaptığı o konuşmanın havasını anlamak açısından ilginç olabilir. Kaldı ki arkadaşlarımız mümkün olursa bazı bölümlerini verecekler. Kısa bir konuşmadan kısa bir bölüm dinliyorum şimdi. Çok sevgili vatandaşlarım, gösterdiğiniz 12 muhabbet tezahürlerinden dolayı arkadaşlık adına, hükümetimiz ve iktidarımız adına ve nasip şahsın namına kalbimin en derin köşelerinden gelen şükranlarımı arz etmek isterim. Bugün göstermiş olduğumuz bu sevdiğim muhabbet, itimat tezahürleri her türlü farklılığın üstünde bir haşmet ve azamet arz etmektedir. Bir insanın, bir beşer kalbinin duyabileceği
herhalde bu kadar yeter yani bir havasını vermek açısından. Bir de yeri gelmişken bu afiş yani 1950'de kullanılan bir seçim afişi, orijinal bir seçim afişi bu. Onu da göstermek isterim. Çok da orijinal değil, Kitchener'ın şeyine benziyor. Evet, desteğinizi istiyorum. Hayır, orijinal derken malzemenin kendisi tabii, orijinal tabii. Şeklinde. Bu Ethem Çalışkan'ın hazırladığı bir seçim afişi. Şunu da belirtelim. Bu CHP'nin ve Demokrat Parti'nin 1946'da kullandığı ve 1950'de kullanılan bu afişlerden sonra 1954 seçimlerinden itibaren resim kullanılması yasaklandı. Evet. Ondan sonra yalnızca slogan kullanılmıştır. Çünkü bu afişlerin o el işaretinin de desteğinizi istiyorum işaretinin de çok etkili olduğu, bunun bu sonuçlarının değişik olacağı düşünülmüş olacak ki yani seyircilerimiz hem bir seçim afişi o dönemde nasıl onu görmüş oluyorlar hem de biraz bunun hikayesini plakla beraber. Demokrat Parti'nin iktidara geçmesi aşamasında Demokrat Parti'nin iki tane önemli taahhüdü var. Bunlardan bir tanesi devri sabık yaratmayacağız. Çok önemli. Evet. Yani geçmişin bizim deyimimizle eski defterleri karıştırmayacağız diyorlar. Biz karıştırıyoruz evet. Burada ama Demokrat Parti ama iktidara anladım. Gelmeden evet. Hemen önce diyor ki biz eski defterleri kesinlikle karıştırmayacağız. Devri sabık yaratmayacağız. Eski defterleri karıştırarak eski iktidarın efendim kirli çamaşırlarıyla falan uğraşmayacağız. Yeni bir dönem başlatacağız. Hı hı. Beyaz bir dönem, temiz bir dönem başlatacağız. Dolayısıyla eski iktidarın bizden çekilmesi için herhangi bir neden bulunmamaktadır. Bu birinci taahhüdümüz. İkincisi, orada enteresan bir sözcük kullanıyorlar. Halka mal olmuş inkılaplar açısından da bir problem yoktur diyorlar. Tabii buradan kelimenin karşıt anlamıyla halka mal olmamış inkılaplar olduğu ve onlar hakkında da değişik değerlendirmelerde bulunabileceği ortaya çıkıyor. Tasarruflarda bulunulacağı. Ama mal olmuşsa eğer o inkılaplara dokunmayacağız. Evet. Hele hele 14 Mayıs 1950 inkılabının getirmiş olduğu sonuçlar ilelebet devam edecektir. Dolayısıyla sakın yanlış anlamayın biz iktidara geldik bundan sonra ilelebet biz iktidarda kalacağız. Başkalarına hiç iktidar imkanı vermeyeceğiz diye bir şeyimiz yok, eğilimimiz evet. Yoktur. Bugünle ilgili olarak sanıyorum bugünkü seçim propagandalarıyla ve seçim gündemiyle ilgili olarak Demokrat Parti'nin 14 Mayıs sonrasında ortaya koymuş olduğu benzer bir gündem maddesi var. Bu da enteresan. Herkes hemen hatırlayamayacaktır. Yeni bir anayasa taahhüdü. Evet. Demokrat Parti diyor ki bu 1924 anayasasını değiştireceğiz. Bu 1924 anayasası kuvvetler birliği ilkesi gereğince yapılmış olan bir anayasadır. Dolayısıyla kuvvetleri bir araya getirip oligarşik bir yönetime neden olmaktadır, zümre yönetimine neden olmaktadır. Bu bakımdan kuvvetler ayrılığını öngören bir yeni anayasayı yapmayı taahhüt ediyoruz diyor. Maalesef 1950-60 döneminde böyle bir kuvvetler ayrılığına yapılamadı. Dayanan bir anayasa hiçbir zaman yapılamayacak. Gerçekten de bir devri sabık yaratılmayacak. Yani eski iktidarın mahkemeye verilmesi, bugünkü deyimle Yüce Divan'a verilmesi, Yüce Divan'da hesaba sorulması falan. Celal Bayar hatta seçimlerden bir iki gün önce eskiyi bütünüyle unutmaya hazırız diyecek. Bu bakımdan Mehmet'in söylediği gibi 1950 aslında dünya tarihinde eşi görülmedik bir tek parti iktidarının kendi içinden doğurduğu bir muhalefet partisine iktidarı devrettiği ve bu devir sırasında bugün Türkiye'nin etrafında gördüğümüz ülkelerdeki o siyasi karışıklığın, istikrarsızlığın, kaosun hiçbir şekilde görülmediği siyasi son bir derece olgunluk. Yumuşak evet, siyasi bir olgunluk anayasaya, yasalara son derece uygun bir geçiş dönemi. Dolayısıyla bu bakımdan 1950'nin herkes açısından, kaybedenler ve kazananlar açısından büyük ümitler doğurduğunu söyleyebiliriz. Ben 1950'yi bu bakımdan 1908'e çok benzetiyorum. Herkes kendisi açısından büyük umutlar yaratıyor. Büyük umutlar besliyor. Beklentiler büyük, demokrasi geniş, açısından. Çok geniş ve büyük beklentiler var. Fakat unutmayalım ki tarihte böyle büyük beklentiler, büyük umutlar, Charles Dickens'ın bir romanı vardır Büyük Umutlar diye.
izleyicilerimiz onu okudularsa hatırlayacaklardır. Büyük umutlar aynı zamanda gerçekleşmezse büyük hayal kırıklıkları yaratırlar ve büyük hayal kırıklıkları hızla siyasi savrulmalar anlamına gelir. Ya ben de orada devreye girip yani çok böyle pembe bir resim tabii ki haklı olarak çiziyordunuz ama birazcık frene basmak ihtiyacı hissediyordum. Çünkü alttan alta da fırtına, yaklaşan fırtına bir şekilde hissediliyor. Bir takım küçük de olsa emareler var. Sizlerle, tarihçi olmanıza rağmen sizlerle ve izleyicilerimizle bir şey paylaşmak isterim. Metin ama ondan önce bu Celal Bayar'ın bir İstanbul ziyareti var. Onu getirebilirse arkadaşlar birkaç fotoğraf. İstanbul'un bir özelliği var tabii ki. Hakan sözünü kesiyorum. Maalesef çok az zamanımız kaldı. Hızla özetleyelim. Bunu istersen başka zamana. Ama şunu da belirtelim şimdi. Onu da belirtmezsek ben de rahatsız edeceğim. Haklı 54 seçimlerinden itibaren işler daha farklı gerilecek, konuşacağız. Adnan Menderes şaşırtıcı bir şekilde ili bile ilçe haline getirecek bir gecede. Neyse o ama daha oraya gelmedik. Evet, onları da konuşacağız. Tabii. Fakat bu iktidar olmak o kadar ilginç bir şey ki muhalefette savunduğunuzu pardon itiraz ettiğinizi %10 barajı bugün bu haldedir. Aynı şekilde. Birkaç parti dışında bütün partiler bunu eleştirmiştir. Ama iktidara gelenin çok işine yaradığı için de bu istikrar falan filan adına bundan vazgeçmektedir. Demokrat Parti 50'de iktidara geldikten sonra bu çoğunluk sistemi değiştirmeyecek. Evet, unutacak. Diyecek ki zaten bu çoğunluk sistemini bizzat siz ortaya İcad koymuştunuz ettiniz. Diyecek. Evet. Dolayısıyla bir gün iktidara gelirseniz bunu değiştirirsiniz diyecek. Evet. Tıpkı bugün bu %10'un nereden çıktığını hatırlayamayan pek çok arkadaşımız vardır. 12 Eylül darbesinden sonra askeri yönetim o zaman %10 oy oranına erişemeyeceği düşünülen İslami Parti, Milli Selamet Partisi engellemek aşağı yukarı %6-%7 bir oy oranına sahipti. Onu engellemek üzere %10'u koydu. Evet. Yoksa diğer bütün partiler %10'u rahatlıkla aşabilecek olan partilerdi. Hep aştılar da. Bu arada şey geldi galiba Hakan'ın. Resim geldi ama ben isterseniz hiç girmeyeyim. Fakat, evet, bir başka programa sarkıtıyorum onu. Hayır, 27 Mayıs'a. 27 Mayıs gecesi konuşalım. 27 Mayıs'ı biraz erken başlatmış oluruz. Yani ben 1956 yılından başlatmış olayım 27 Mayıs'a. 27 Mayıs gecesinde bütün bunları konuşmak üzere bu akşam eski defterleri kapatıyoruz efendim. Herkese iyi geceler diliyoruz. Bizimle kaldığınız için teşekkür ederiz.